3'e 1. dönem yani dil bilgisi son tekrarımıza hızlı bir şekilde başlıyoruz. Hocam tüm konuları tekrar edeceğiz. Evet, tüm konuları tekrar edeceğiz Songuç'un. Biliyorsun Türkçe en önemli ders. 20 soru geliyor, katsayısı 4. Matematik fen de önemli ama Türkçeyi doğru yaparsak, Türkçeye iyi başlarsak sınavın bütününde çok iyi yapacağız inşallah. İlk başta şunu bilmemiz lazım. Hocam bütün son tekrarı yapacak mıyız? Bütün derslerin bütün konularının son tekrarını yapacağız. İlk başta sözcükte anlam, cümlede anlam, parça anlamla başlıyor sınav. Biz anlam bilgisine zaten önem veriyoruz. Yeni nesil sorular, sözel mantık soruları. Fakat bugün İlk başta fiilimsi, cümle öneri, fiil çatısı, cümle türleri, anlatım bozukluğu konularını detaylı bir şekilde sınavda nasıl çıkıyorsa o şekilde sana öğreteceğiz. Konuların üzerinden geçeceğiz. Sonrasında sen bol bol soru çözüp son tekrarlarını yapacaksın ve hayallerine ulaşacaksın. Sonraki ikinci dönem tekrarımızda ise anlam bilgisi ve yazım noktalama metin türlerine bakacağız. Hiç vakit kaybetmiyorum. Vaktimiz sınırlı. Hocam nasıl bir video olacak? Ne yapacaksınız? Önce konuyu anlatacağım sana. Konuyu tekrar edeceğiz. Sonrasında sınavda nasıl çıkar diye bakacağız. Mesela diyelim sınavda sorular nasıl gelir? Soru kökleri nasıl? Hangisi gelebilir diyeceğiz. Yani bu videonun sonrasında göreceğin sorular ve çözeceğin sorular, aa ben bunu görmüştüm, aa bunu hoca söylemişti diyeceğin şeyler olacak. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde dinlersen konuların üzerinden bir kez daha geçmiş olursun ve aynı zamanda soruları çözerken, gerçek sınavda soruları çözerken, ya bunu söylemişti hocamız, ilk yapmışım, ilk dinlemişim dersin. O yüzden şimdi arkana yaslan, emniyet kemerlerini bağla. Bağladım hocam. Koltuklarını dik konuma getir ve başlayalım Tonguç'um. Birincisi fiilimsiyle başlayalım. Zaten fiilimsiyi biliyorduk. Buralarda fazla vakit kaybetmeyeceğiz. Cümle içindeki ilk başta yüklemi bulmamız gerekiyor. Neden? Çünkü yüklemi bulursak zaten... Lokomotiftir. Aynen, yüklem lokomotiftir. Şarkı söylemi çok seviyor cümlesinde. Seviyor kelimesi olmazsa biz cümle anlamsız oluyordu. Yani şarkı söylemeyi çok, ne diyorsun ya diyorduk, anlamıyorduk. Eğer yüklemi koyarsak en sona, seviyor kelimesi gelirse cümle tamamlanıyordu. Yüklem önemli. Neden? Hem fiilimsi bulurken, hem birazdan göreceğimiz cümle öğelerini bulurken, birazdan cümle öğeleri gelecek mesela, ileride göstereyim şöyle birazcık Tonguç'um. Cümle öğeleri gelirken, cümle öğeleri geldi veyahut da fiil çatısında veyahut da cümle türlerinde hep yüklem üzerinden gideceğiz. Dolayısıyla bir cümlenin içerisinde yüklemi bulmak önemli. Sonrasında yüklemi bulduk, tamam güzel, sevinçliyiz. Geriye kalan sözcüklerden olumsuz yapılabilen, yani mame ile olumsuz yapılabilen sözcükler fiilimsi diyorduk. Şarkı söylemeyi çok seviyor da, seviyoruz. Söylememeyi seviyor. Aynen, söylemeyi, söylememeyi diyebildiğimiz için, buraya mame koyabildiğimiz için biz buna fiilimsi diyorduk. Ama %100 değil. %1 bazen böyle istisnalar var ama şimdiye kadar çıkmış tüm sınavlarda bu böyle olmuş. Şimdi fiilimsiler 3'e ayrılıyor. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. Bunların çeşitlerini de sorabiliyorlar. Birazdan onları da göstereceğim. İsim fiiller mayışmak ekini alıyordu. Sıfat... Anası mezar dikecekmiş. Harikasın Tonguç'um. Böyle şeyleri hemen ezberliyorsun. Tövbe estağfurullah. Tövbe diyelim, evet. Sıfat fiil anası mezar dikecekmiş. Zarf fiillerde ise ekleri ezberlemekten ziyade Kenyalı Asya Maden Dağı'nın, bundan ziyade yükleme sorular, hani yüklem buluyorduk ya, ne zaman ve nasıl sorularıyla bulunduğunu bilmemiz gerekiyor. Zaten bununla alakalı da soru gelecek diye tahmin ediyoruz. Hemen bakalım. Şimdi isim fiiller cümle içerisinde tamlama oluşturabiliyor. Tamlama oluşturabilir ne demek? Şöyle. Çocuğun yürüyüş şekli babasını andırıyor. Şimdi andırıyor yüklemimiz. Geriye kalanlardan yürüyüş, yürümeyiş fiilimsi. Yürüyüş şekli, bak çocuğun yürüyüş şekli. Buradaki yürüyüş şekli bir tamlama oluşturmuş diye sormuşlar geçmiş yıllarda. Yine sorabilirler, bunu aklına not et. Bir, isim fiilini almış bazı sözcükler zamanla kalıplaşarak kalıcı isim olmuştur. Bu sınavlarda hiç sorulmamış. Yani kalıcı isim olmuş mudur olmamıştır hiç sorulmamış. Ama biz çıkarsa diye işimizi riske atmıyoruz, söylüyoruz. Bahçeyi kazmaya başladı. Efendim hocam. Hayır oğlum, kazma ama bahçeyi kazıyor. Burada kazmaya bir fiilimsin. Çünkü kazmamaya diyebiliyoruz ama yanına kazma... Efendim hocam. Hayır evladım, yanına kazma ve kürek al dediğimizde ise... Hocam sınıfta bana hep kazma diyorlardı. Güzel bir şey, çok güzel bir şey. Matematik olduğu için. Harika bir şey, kötü bir şey değil. Matematik dediklerim düşük olabilir ama diğer derslerin çok iyiysen onları geçersin, sıkıntı yok. Ama matematikte çalışmak lazım. Yanına kazma ve kürek al dediğimizde bak, başladı yüklemimiz, aldı yüklemimiz. Burada kazma ve kürek mame olumsuz iki almıyor. Bunlar kalıplaşmış isim. Peki sınavda nasıl çıkar bak? İşte bu konuyu merak ediyorum hocam. Hiç merak etmene gerek yok. Zaten biliyorsun, sorular çözdün. Bir de burada bir kez daha tekrar edeceksin. Sınavda rahat rahat yapacaksın. Birincisi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde acak ecek iki alan sözcük çekimli fiil görevinde kullanılmıştır ya da kullanılmamıştır şeklinde soru sorar. Yani sen çekimli fiil ve fiil farkını bilmen lazım. Şöyle ki mesela bu soru sınavda çıkacak diyoruz hocam. Bu soru sınavda çıkacak dediği zaman sen bu çıkacak sözcüğünün yüklem olduğunu, fiil olduğunu bilmelisin. Bu ÇF, yani çekimli fiil. Ama çıkacak soruları çözmelisin. Çıkacak soruları hoca tahmin etti mesela. Çıkacak soruları hoca biliyor diyelim. Espri yapalım. Şimdi bak, bu biliyor çekimli fiil ama buradaki çıkacak çekimli fiil değil. Bu bir çıkmayacak. Çıkmayacak diyebiliyoruz. Bu bir fiilimsi. Peki hocam, bu da olumsuz iki alıyor, bu da olumsuz iki alıyor diyebilirsin.
Hiç endişelenmene gerek yok. Bu cümleyi bitiren esas kelime, bu soru sınavda çıkacak diyorsun. Bu temel yargıyı oluşturuyor. Bu ise işte zor soruları, kolay soruları, iyi soruları, güzel soruları, çıkacak soruları da bu bir sıfat fiil. Dolayısıyla ecek acak eki çekimli fiil mi değil mi, bu farkı bilmen gerekir Tonguç'un. Veyahut da şöyle bir soru kökleyebilir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır? E sıfat fiilin ekleri neydi? Anası mezar dikecekmiş. Fiilimsi bul, anası mezar dikecekmiş ekine bak. Veyahut da bu cümlede sıfat fiil bir sıfat tanımlaması oluşturmuştur. Aynı kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır şeklinde soru gelebilir. Burada da yapacağın şey şu. Az önce verdiğim örneği veriyorum bak. Çıkacak sorular hoca biliyor dedik ya. Burada Tonguç'um bu bir sıfat tamlaması. Niye? Zor sorular, güzel sorular, kolay sorular, çıkacak sorular. O zaman sıfat ve isimden oluşan sıfat tamlaması var ve sıfat fiili oluşturulmuş. Sıfat kalp isim yapar mısınız hocam? Aynen. Sen seviyorsun. Kalp bir şeyleri çok seviyorsun Tonguç'um. Ben de seni seviyorum gerçekten. Çünkü sıfat tamlaması böyle oluşur. Aynen. Sıfat kalp isim sıfat tamlaması böyle oluşur. Sıfat fiillerle de sıfat tamlaması oluşturulabiliyor. Bunu da bize sınavda çıkarırlar. Buna göre aşağıdakiler hangisi fiilimse ki aldığı halde kalıplaşarak bir varlığı veya kavramı karşılayan sözcük yoktur diyor. Aa bak burada fiilimsi ki aldığı halde kalıplaşmış bir sözcük yoktur diyor. Yani dolayısıyla sen kazma, dolma, hayır evladım sen de sürekli dolma, sarma, başka ne diyebiliriz? Of ağzım sulandı. Zeytinyağlısı güzel oluyor gerçekten. Veyahut da başka neler söyleyebiliriz? Mesela dolmuş, çağlayan, döner. Ne diyorsun? Karnıyarık fiilimsi olamaz ki. Döner. İşte yani döner kelimesinin şekli er eki var ya anası döner, mezar. Döner dönmez. Ha esas döner dönmez diyemiyoruz. Artık kalıplaşmış et olmuş yiyoruz götürüyoruz her gün böyle. Ama çağlayan, işte yiyecek, içecek, giyecek bu tarz kelimeler artık fiilimsi özelliğini kaybetmiş, kalıplaşmış. Ama hala olumsuz giyeki alabiliyorsa o zaman fiilimsi özelliğini kaybetmemiş diyoruz. Hangisi de isim fiil bir isim tamlaması oluşturmuştur? Bunu az önce gösterdik. Cümlenin içerisinde yüklemi buluyorsun. Tamlamayı bulduktan sonra eğer tamlayan fiilimsi ise tamam diyoruz, sıkıntı yok. Şimdi sıfat fiil eki almış sözcükler Tonguç'um zamanla kalıcı isim oluşturabiliyor. Şöyle ki mesela çocukların geleceğini düşünüyordu. Şimdi burada gelecek artık fiilimsi değil ki. Geleceğini çocuk, gelmeyeceğini. Diyebiliyorsun gibi duruyor ama gelmeyeceğini diye bir şey olmaz ki. Yani çocukların geleceğini biliyordum. Bak çocukların geleceğini, bugün buraya geleceğini biliyordum dersen o gelmeyeceğin olabilir. Ama buradaki gelecek yani future yani hayatın istikbal manasında. Dolayısıyla bu altına yazıyorum Tonguç'un. Geleceğimi garanti altına almalıyım. Harikasın. Gelmeyeceğimi garanti altına almalı diyemezsin. Bize geleceğini önceden söylediğimizde ise bu işte fiilimsi. Neden fiilimsi? Çünkü hala olumsuzluk iki alabiliyor. Yüklemi bulduk söyledi. Kapattık. Geleceğini gelmeyeceğini söyledi. Gelmeyeceğim ya istemiyorum diyebiliyor. Yani burada hala bir iş oluş hareketin havası var. Sıfat fiili iki alan mezar dikecekmiş eklerini kip ekleriyle yani fiil ekleriyle karıştırmamamız lazım. Hatırlarsan Tonguç 7. sınıfta öğrenmiştim bunu. Mişli geçmiş zaman vardı. Yani duyudan geçmiş zaman. Gelecek zaman vardı. İşte dili geçmiş zaman yani görülen geçmiş zaman vardı. Geniş zaman vardı. Bunların ekleriyle sıfat fiilin bu ekleri birbirine benziyor. Meyveleri tanıdık manavdan aldık. Şimdi bak tanıdık manav derken bu bir sıfat fiil. Altına SF yazıyorum. İlkokul arkadaşımızı görür görmez tanıdık. Bak bu ise bir fiil yani çekimli fiil. Zaten şimdiye kadar geçen seneki sınavlarda, geçmişteki eski sınavlarda hep buna odaklanmışlar. Yani öğrencilerin yamulduğu kısım fiilimse bu olmuş. Ulan bu fiilimsi mi fiil mi? Bu fiilimsi mi fiil mi? Bu bir fiil hatta çekimli fiil diyeceksin buna Tonguç'um. Buna ise sıfat fiil diyeceksin. Niye? Çünkü bu yargıyı bildirmiyor. Sıfat fiiller sıfat tamlaması kurabilir demiştik. Bunu bir kez daha gösterelim. Uçuşan kelebekler çiçekler arasında dolaşıyordu. Dolaşıyordu yüklemini buluyoruz. Yüklemi bulduktan sonra bakıyoruz kelebekler uçuyor tamam ama uçuşan uçuşmayan diyebiliyoruz. O zaman bu bir sıfat fiil diyeceğiz ve arkamıza bakmadan kaçacağız. Sıfat fiil varsa sıfat tanımlaması oluşturulmuş olabilir ve sıfat tanımlaması kurmayabilir. Bunu da görmemiz lazım. Şimdi gelelim. Ha şöyle de diyebilir Tonguç'um. Bu çıkmaz. Bu kadar zor bir şey çıkmaz ama yine de ben söyleyeyim. İşte uçuşanlar derse o artık adlaşmış sıfat fiil oluyor. Buna benzer bir soruyu abilerin girdiği sınavda bile sormadılar ama bazı kaynaklarda sorabiliyorlar. Of Astro Türkçe. Astro Türkçe böyle Türkçenin derinliklerine kaybolabilirsin Tonguç'um. O yüzden ben en başta emniyet kemerlerine bağladım. Heyecan dolu. Tamam emniyet kemerlerine o yüzden bağladım. Şimdi geldik zarf fiillere. Zarf fiiller Tonguç'um cümleye zaman veyahut da durum anlamı katar. Bu en çok çıkanlardan bir tanesi. Bunun çıkabileceğini az önce söylemiştik. Güle oynaya yarışı kazandık. Bak nasıl sorusunu soruyorsan fiilimsiyi bulurken bu durum anlamı katıyordur. Geldiğinde çalışmaya başlarız. Ne zaman sorusunu soruyorsan da Tonguç'um bu bir zaman anlamı katıyor. Burada bak çalışmaya isim geldiğinde, fiil. Geldiğinde gelmediğinde. Aynen bak çalışmaya isim fiil onu karıştırmayalım ama geldiğinde zarf fiil. Güle oynaya zarf fiil. İşte zarf fiiller bazen durum anlamı bazen zaman anlamı katıyor. Hangisine farklı bir anlam katmıştır diye de sorabilir.
Burada şuna dikkat edelim. Keneki isme de gelebilir. Yani hastayken dışarı çıkmaz. Hastayken, ırken. Hayır canım, hastalığı masken diyemiyorsun ki. Bu bir isim, isme gelmiş. Ama onu gülerken gördüğümüzde, gülmezken diyebildiğimiz için bu bir fiilimsi, yani zarf fiil dememiz lazım. Şurası da önemli. Zarf fiil ve isim fiili karışımı bak. Bu ve bunları karıştırıyor mu ya? Aynen, bu gerçekten zor soru olarak karşımıza çıkar Tonguç'um. Sınava hazırlanmadan başarılı olamazsın. Bunu hep biz biliyoruz zaten. Ve son bir ayda süper bir şekilde hazırlanacağız, tekrarlarımızı yapacağız, başarılı olacağız. Tamam. Ama olamazsın çekimli fiil. Hazırlanmadan, nasıl başarılı olamazsın? Hazırlanmadan diyor. O zaman bu durum anlamı katan zarf fiil diyeceksin. Bak, durum anlamı katan zarf fiil. Zaten altına yazmışlar. Güzel. Kitap okumadan aldığım... kitap okumadan değil bak. Okuyuşum bile değişti bak. Kitap okumadan aldığım keyif başka. Burada kitap okumaktan demek istiyor. Yani kitap okuma diye bir eylem var. Ondan aldığım keyif başka demek istiyor. Dolayısıyla bu bir isim fiil. Bu nasıl sorusuna cevap veren bir zarf fiil değil. Bu ikisi arasındaki farkı bilmemiz lazım Tonguç'um. Şimdi sınavda nasıl çıkar? Bu metinde numaralanmış kelimeler hangileri zarf fiildir der. Hemen sen önce yüklemi bulacaksın. Yüklemden sonra mame ile olumsuz yapılanlardan eğer mayışmak veyahut da anası mezar dikecekmiş ekini almayanlar, eğer cümlenin içerisindeki ne zaman veyahut da nasıl sorulana da cevap veriyorsa diyeceksin ki tamam, bu bir zarf fiil. Numaralı cümle hangisi zarf fiil? Zaman anlamı katmıştır der. Neydi sorumuz? Ne zaman? Geldik cümlenin öğelerine. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Filmsiyi bitirdik. Zaten biliyorduk. Fazla soru kaçırmadık. Cümlelerine geldik. Şimdi cümle öğelerinde en önemli öğe tabii ki de yüklem. Yüklem. Yüklem yoksa cümle oluşmuyor. Zaten yüklemi bulamıyorsan Tonguç'um bir sıkıntı var. Filmsiyi de, fiil çatısını da, cümle türlerini de, cümle öğelerini de yapamazsın. Hatta hocam yüklemsiz bir cümle söyleyeyim mi size? Söyle. Ben dün eve. Güzel bir cümle oldu gerçekten. Anlamlı bir cümle. Oldu mu? Olmadı işte. Ben dün eve diye bir cümle olmadı. Ben dün eve ne yaptın? Pırt mı yaptın? Geldin mi? Gittin mi? Ne bileyim, ne oldu belli değil yani. Ama ben dün eve geldim. Ben dün eve selam verdim. Ben dün eve işte hediye aldım dediğin zaman cümle tamamlanıyor ve mutlu oluyoruz. İşte yüklem bizi mutlu ediyor. Yüklem olmayınca mutsuzluk var. Çünkü bulamıyoruz. Bütün öğeler yükleme sorularak bulunur. Yani lokomotif demiştik hatırlarsan. Şimdi yükleme belirlerken tamlamalar, deyimler, söz grupları, birleşik fiilleri bölemeyiz. Zaten şu ana kadar 5. 6. 7. sınıfta öğrendiğimiz bunların hepsi bu konu için. Yani tamlamaları öğrenmişsin 6. sınıfta. Tamlamalar bölünmeyecek bak, onu görmen lazım. Deyimleri hep öğreniyoruz her sınıfta. Deyimlerin bölünmemesi lazım. Söz grupları, bileşik fiilleri öğrenmişsin 7. sınıfta. Bunlar artık hep cümle öğeleri için. Ali öğretmenin anlattıklarına kulak kesildi. Kesildi yüklem. Kim kesildi Ali? Ne kesildi kulak? Diyemezsin. Kulak kesilmek bir deyim olduğu için bunu bir bütün olarak yüklem yapman lazım Tonguç'um. Neye kulak kesildi? Öğretmenin anlattıklarına. Burası bir tamlama olduğu için bölemezsin. Bak Ali Özne, tamam. Öğretmenin anlattıklarına yer tamlayıcısı. Kulak kesildi yüklem. Kulak kesildiği neden bölmediniz hocam? Çünkü kulak kesildi bir deyim. Burayı neden bölmediniz hocam? Çünkü o bir tamlama. Tamlamalar bölünmez. Hocam iyice kendi kendinize soru sormaya başladınız siz de. Evet, kafayı yiyorum ben de. Ama bir şey yok. Az bir zaman kaldı. Sınav yaklaştıkça çok endişelerimiz artıyor hocam. Sınav yaklaşsın, biz de ona yaklaşıyoruz. Gelsin, gelsin, hadi gelsin, biz de ona yaklaşıyoruz. Sıkıntı yok. Yükleme sorulan kim ve ne sorularıyla da özneyi buluyoruz. Annemin çantası arabanın bagajındaydı. Şimdi arabanın bagajındaydı yüklem. Peki hocam niye bagajındaydı değil de arabanın bagajında yaptınız? Sıkıntılı mısınız? Hayır. Değil mi Tonguç'um? Arabanın bagajı bir tamlama. Ne diyorduk? Inının ısı, sınıfın kapısı, arabanın bagajı, öğrencinin dertleri, sınavın soruları, ınının ısını gördüğümüz zaman bu bir tamlama diyor. O zaman tamlamaları bölemeyiz. En başta söylemiştik. Arabanın bagajındaydı. Ne arabanın bagajındaydı? Annemin çantası özne diyoruz. Zaten kim ve ne sorularıyla soruyorduk? Kim diye sorduğumuzda annemin bagajına kim diye olmaz. Ama ne diye sorduğumuzda özneyi buluyoruz. Bugün hava çok güzeldi. Güzeldi yüklemimiz. Ne güzeldi? Hava özne olmuş oluyor. Bu kadar basit. Şimdi sınavda nasıl çıkar Tonguç'um? Bu açıklamaya göre aşağıdaki hangisinde özne yanlış gösterilmiştir der ve senin özneyi karıştırmana sebep veriyor. Mesela şöyle der. Bak, bu zor bir soru olarak karşına gelebilir. Öğrenciyi, bakalım bunu bir yandan ben yazarken sen de cevaplayabilecek misin? Öğrenciyi sınav sorularının zorluğu korkutuyor dediğimizde. Sence bu cümlenin öznesi nedir Tonguç'um? Öğrenciyi sınav sorularının zorluğu... Korkutuyor. Bak hayır, yüklem korkutuyor ama... Öznesi öğrenciyi. Öğrenciyi gibi duruyor değil mi? Korkutuyor yüklem. Kimi korkutuyor? Hayır. Öğrenciyi bak, korkutuyor. Bak öğrenciyi korkutuyor ama burada sen... Hep böyle öğrenci özne olur, Ali özne olur, Ayşe özne olur diye düşünüyorsun ama... İnsan olması gerekiyor hocam. İnsan olması gerekiyor ama bak öncelikle şunu kendine soracaksın. Kardeşim ben... İnsan mıyım? Hayır. Tabii ki insansın. Hatta meleksin. Tonguç'um sen, biz seni çok seviyoruz. Ama burada şöyle bir şey var.
Korkutuyor yüklem, tamam. Yüklemi bulduktan sonra biz hangi soruları soracaktık? Kim ve ne sorularını soracaktık? Sen bir meleksin, dağda gezen ineksin. Ot verirsem yemezsin. Allah cezanı vermesin. Yani gerçekten şiir... Sınav için yazdığım bir mani hocam. Güzel, güzel bir mani. İnşallah mani olmaz sınavda sana bu. Şimdi bak, korkutuyor yüklem dedik, tamam. Yüklemi bulduktan sonra kim ve ne sorularıyla özneyi buluyorduk? Kim korkutuyor? Cevap yok. Ne korkutuyor? Sınav sorularının zorluğu korkutuyor. Sınav sorularının zorluğu diyorum. Sınav sorularının zorluğu korkutuyor. O zaman bu özne kimi korkutuyor? Öğrenciyi, burası nesne olacak. Dolayısıyla sen her gördüğün sakallıya aa dede demeyeceksin. Her gördüğün böyle en başta yazan şeye özne demeyeceksin. Bir kuralı var kardeşim. Ben önce yüklemi bulurum. Sonra kim ve ne sorusunu sorarım. Kim sorusunu sordum? Cevap yok. Ne sorusunu sordum? Cevap var. O zaman bu öznedir diyeceksin. Özneyi yanlış gösterebilirler. Onlar yanlış gösterse bile sen doğrusunu bulmalısın. Tonguç evladım benim. Metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur? Burada da mantığımız şu. Bak, burada da mantığımız şu. Sen cümlenin, diyelim ki A seçeneğini verdi, B seçeneğini verdi, C seçeneğini verdi, D seçeneğini verdi. Sen bu seçeneklerin arasında gezerken biraz da şuna dikkat et. Eğer bir cümlenin yüklemi isimse genellikle özne ve yüklemden oluşur. Bu ne demek? Mesela Tonguç dedik, öznemiz, tamam mı? Geliyor dediğimizde arada bir sürü kelimeler olabilir, önemli değil. Tonguç'un özne olduğu, geliyor'un yüklem olduğunu buldun diyelim ki. Geliyor bir fiil olduğu için bunu çok fazla uzatamazlar. Yani eğer böyle dile geliyor gibi deyimler kullanmazlar hiç o zaman. İşte Tonguç der, bugün der, eve işte arkadaşıyla geliyor gibi bir şeyler yazar. Yani bunlar hep sadece özne yüklemden oluşması zor olan cümlelerdir. Eğer bir fiil varsa içine bir şeyler daha ekler. Ama başka bir cümle yazıyorum. Mesela Tonguç dedi, tamam mı? Öğrencidir dedi. Şimdi geliyorum fiil olduğunu biliyorsun. Öğrencilerin de isim olduğunu bileceksin bir kere. Niye? Öğrencidir cümlenin sonunda yüklem ama bir isim. Şimdi bu bir isim cümlesi. Hatta cümle türlerine gelince birazdan göreceğiz. Bu bir isim cümlesi, bu bir fiil cümlesi. O zaman bu isimse, hoca bana demişti ki eğer bir cümlenin yüklemi isimse %99 cümle özne yüklemden oluşur demişti deyip bakacaksın. Öğrencidir. Kim öğrencidir? Tonguç öğrencidir. Ama burada bir şeyler daha var. Onları acaba böleceğim mi? Bakalım. Tonguç çok akıllı, zeki ve iyi bir öğrencidir der mesela. Bana ne olursa olsun. Bunların hepsi gene yüklem. Niye? Çünkü bunlar öğrencidir. İsminin tamlaması. Onun sıfat tamlaması. Dolayısıyla tamlamalar da bölünmeyeceği için burası özne yüklem olur. Yani sen bir cümlenin yükleminin böyle isim olduğunu hissettiğin an diyeceksin ki aha burada bingo. Bingo. Burada bir bit yeniği var. Cümle %99 diyorum bak. %1 istisnalar var. Onu da size sorarlar mı tahmin etmiyorum. Ama özne yüklemden oluşmuştur diyebilirsin. Bu da önemli bir taktik. Gelelim nesneye. Belirtili ve belirtisiz nesne vardı. Belirtili nesneyi zaten hepimiz çok söylüyoruz. Belirtili. Kimi. Tabii nostalji bu. Yani nostalji bir şarkı. Bunun inşallah nostalji planı da çıkarmayı düşünüyoruz. Eski şarkılardan bir düet olacak. Ama temelinde neyi ve kiminin yanına iyileri koyduğun zaman belirtili nesne oluyor. Bunu neden böyle saçma sapan bir şekilde anlattık sana Tonguç'un? Çünkü aklımıza böyle saçma şeyler kalabiliyor. Arkadaştan gelen mesajları okudu. Okudu yüklem. Kim okudu? O okudu özlemiz. Neyi okudu? Mesajları rı 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 diyorsun. Tamam. Buradaki ı belirtili nesne oluyor. Ama arkadaşlarımdan meyveli pasta yedik. Yedik yüklem. Biz yedik. Neyi yedik? Meyveli pastayı demiyor bak. Meyveli pasta yedik. O zaman meyveli pastaysa belirtisiz nesne diyoruz. Meyveli pastayı, kitabı, kalemi, sınıfı, öğrenciyi derse bu belirtili nesne oluyor. Ama demezse, sadece ne sorusuna cevap verirse belirtisiz nesne oluyor. Sınavda nasıl çıkar? Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yanlış gösterilmiştir der. Nesnenin yanlış gösterilmesine dikkat edin. Mesela bak şuna dikkat et. Karikatür. Her toplumda çok sevilir dedi. Şimdi burada diyelim karikatürün altını çizdi. Bu nesne dedi. Ha ne sevilir, nesne ya karikatür. Bir dakika kardeşim. Senin bir mantığın var. Önce yüklemi bulacaksın, sonra özneyi bulacaksın, sonra nesneyi bulacaksın, sonra tamlayıcıları bulacaksın. Yöntemin yönt. Şimdi sen sevilir yüklemini buldun. Tamam, güzel. Ne sevilir? Karikatür sevilir. Tamam, karikatür özne. Aa, o zaman nesneyi çizmemişsin. Nerede sevilir? Her toplumda yer tamlayıcısı. Ne kadar sevilir? Çok sevilir zar tamlayıcısı. Bak bu cümlede nesne yokmuş. Zaten birazdan fiil çatısına gelince göreceğiz. Edilgen çatılı fiillerde
asla nesne olmaz. Onlar daima geçişsizdir. O zaman sevilir yüklem karikatür özne. Yani sen burada altını çizdi diye karikatür işte ya küçük bir kelime nesne herhalde diyemezsin. Dikkatli olması sonuçum. Numaralı cümlenin hangisinde nesne yoktur dediğinde de gene cümlenin yüklemini bulacaksın. Özneyi bulacaksın. Sonrasında nesne var mı yok mu kontrol edeceksin. Gelelim yer tamlayıcısına. Yer tamlayıcısı adı üzerine. Yani hani Doğru tümle iç. Harikasın. Sinemaya gittiğinde hani senin biletini alır böyle gösterir böyle ışıkla böyle ondan sonra. Nerede hocam? Hangi sinemada öyle bir şey var? Böyle tutuyorlar, ışık tutuyorlar. Yer gösteriyorlar hani gel otur bak diyor şuraya geç arkaya. Bizim zamanımız öyleydi. Artık yok mu öyle şeyler? Ne bileyim hocam ben hiç görmedim. Sinemalarda var ya sinemaya girip otur zaman yer gösterirler, ışık tutarlar böyle. Filmi bak şuraya otur derler bilet aldığın zaman. Hatta vardı ya geçen hafta iki hafta önce görmüşüm. Şimdi bunlara yer göstereceğini bak. Bunlar yer tamlayıcısı ya. Bu da öyle diyeceksin. Bu adam eline alıyor feneri sana sinemaya girdiği zaman. Diyor ki geç bakalım diyor. Şurada diyor şuraya otur diyor. Kime? Doğru artık film başlayınca girilmiyor. Evet hocam. Film başlayınca girilmediği için ama eğer film başladıktan 5-10 dakika sonra olursa öyle ışık tutabiliyorlar. Şimdi bak. Kime? Kimde? Kimden? Neye? Kimden? Değil mi hocam? Evet kimden özür dilerim hızlı yazdım. Neye? Neyde? Neyden? Hocam hatanızı buldum sizin. Aferin harikasın çok zekisin zaten. Dikkat. Hocanın hatasını bulacak kapasiteye geldiğime inandığım için çok mutluyum. Harika bir insansın. Burada şu önemli Tonguç'um. İnşallah sınavda çok daha iyi yapacaksın. Zaten şu çok önemli. Bizler esasında sizlere kapıyı açıyoruz ama sizler çok iyi fen liselerine, Anadolu liselerine girerekten bizlerden çok daha iyi yerlere geleceksiniz. Çünkü sizler süper zeki öğrencilersiniz. Şimdi bak burada... Neye, neyde, neyden, ne? Burada bir şey dikkatini çektim Tonguç'um. Hep ED'den sorularını soruyoruz. Demek ki yer tamlayıcısı ED'den eki almış soruların cevaplarını bulmaya çalışıyor. Öğrenciler sınıfta bekliyor. Bekliyor yüklem. Kim bekliyor? Öğrenciler özne. Nerede? Sınıfta. Bak nerede? Sınıfta bekliyor diyoruz. O zaman bu bir yer tamlayıcısı. İsmin ED'den eki hal ekini alan her sözcükle yer tamlayıcısı değil. Malzemeleri marketten aldık. Nereden? Bu yer tamlayıcısı. Ama seminerde araştırmacı çok içten konuştu. Nereden konuştu? İçten. Nereden? İçten. Öyle bir şey olmaz. Nasıl konuştu? İçten konuştu. Vantrolog mu bu? Ne yani vantrolog. Nasıl konuştu? İçten konuştu. Dolayısıyla bu bir zar tamlayıcısı oluyor. Yani biz hemen mesela diyelim ki yorulduğundan gelmedi. Bugün okula yorulduğundan gelmedi mesela. Gelmedi. Neyden gelmedi? Niçin gelmedi? Yorulduğundan gelmedi olduğu için bu bir zar tamlayıcısı oluyor. Sen ED'den iki alan kelimelere dikkat etmen gerekiyor. Zar tamlayıcısına baktığımızda Tonguç'un bu sefer yükleme sorulan ne zaman, nasıl, ne kadar, niçin, nereye, niye sorulana cevap veriyor. Dersi dikkatle dinledi. Dinledi yüklem. Nasıl dinledi? Dikkatle zar tamlayıcısı. Siparişlerimiz şimdi geldi. Ne zaman geldi? Şimdi geldi. Zar tamlayıcısı oluyor. Siparişlerimiz özne. Dersi belirtili nesne bu arada. Şimdi eylemin yapılma yönünü belirten ifadeler zarf tamlayıcıdır. Burası tamam. Ancak bunlar hal eki alırsa yer tamlayıcı olur. Mesela çocuklar dışarı çıktı. Nereye çıktı? Bak yüklemi bulduk. Çıktı yüklem. Çocuklar özne. Nereye çıktı? Dışarı çıktı dersek zarf tamlayıcı. Ama dışarıya dediğimizde ED'den hal eki aldığı için biz buna yer tamlayıcı diyoruz. Şimdi cümle öneriye bilmesi gereken bazı özellikleri de söyleyelim. Cümle önerini ayırırken yöntemimiz neydi? Önce yüklemi bulmak birinci sırada. Sonra kim ve ne sorularıyla özneyi bulmak. Sonra kimi neyi sorularıyla belirtili nesne veyahut da ne sorusuyla belirtisiz nesne. Sonra tamlayıcıları bulmak. Yani yer tamlayıcısı ya da zar tamlayıcısı. Yükleme isim olan cümleler nesne alamaz. Ve genellikle bu cümleler özne yüklemden oluşur. Az önce söylediğim şeyi bir kez daha tekrar edeyim. Lezzetliydi. Kimi lezzetliydi, neyi lezzetliydi diyemezsin. Lezzetliydi yüklem olur. Pazardan aldığımız meyve sebzelerde bir özne olur. Bir şey söylemiştim hatırlarsan. Eğer yüklem isimse uzayabilir, kısalabilir demiştim. Eğer burası uzamıyorsa da, bu sefer özne uzar. Yani her türlü %99 eğer cümlenin yüklemi isimse cümle özne ve yüklemden oluşur. Tonguç evladım benim. Fiil cümlelerinde yükleme en yakın öğe vurgulanan öğedir. Yani evi havalandırmak için pencereyi açtı. Açtı yüklem. Kim açtı? O açtı. Neyi açtı? Pencereyi belirtili nesne ve belirtili nesne vurgulanan öğe. Niye? Çünkü yükleme en yakın olan öğe. Şimdi sınavda nasıl çıkar peki? Aşağı cümleler hangisi yer tamlayıcısı vurgulanmıştır der. Bu sınavlarda iki farklı senede sorulmuş yine sorabilir. Nasıl yapacağız hocam? Hiç korkmana gerek yok. Yüklemi bulacaksın. Yükleme en yakın olan öğe eğer yer tamlayıcısıysa yer tamlayıcısı vurgulanmıştır. Değilse başka bir öğe vurgulanmıştır. Hatta şöyle göstereyim bak. Ali bugün eve geldi dediğimizde sen eğer evinin vurgulandığını hissedemiyorsan hemen göstereyim. Bugün eve Ali geldi de bak Ali'yi vurgulamış. Ali eve bugün geldi bugünü vurgulamış oluyorsun.
Dolayısıyla yükleme yaklaştıkça anlatmak istediğin şey, vurgu değişiyor. Dolayısıyla yükleme en yakın olan şey vurgulanan öğedir diyoruz fiil cümlelerinde. Bu cümle aşağıdakileri hangisine tamamlanırsa öğe dediğin şey bıdı 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 olur der. Sen diyeceksin ki tamam, ben önce seçeneklerden, bu tür sorularda seçeneklerden gitmelisin. Buna çok dikkat et. Sakın soru kökü üzerinden gitme. Seçeneklerden git. Bu cümle hangisiyle tamamlanırsa öğe dizisi böyle olur. A seçeneğe bakacaksın. A seçeneğin yüklemini bulacaksın. Sonra işte nesnesi var mı bakacaksın. Zarf tamlamesi var mı bakacaksın. Yukarıdaki cümleyle birleşiyor mu bakacaksın. Eğer olmuyorsa B seçeneğine geçeceksin. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öğelerine yanlış ayrılmıştır der. Bu da çok çıkan bir soru tarzı. Bununla alakalı da hemen şöyle göstereyim. Cümle öğelerinden kesin soru geleceği için burada biraz... Evet, denemelerde görüyorum bu soruyu hocam. Evet bak. Burada şu çok önemli Tomuç'un. Mesela diyelim ki... Nasıl bir örnek verelim mesela? Tonguç'un veyahut da daha ciddi bir örnek vereyim bak mesela. Tonguç ciddi olmadı hocam belki. Aynen, biraz kötü oldu ama artık Tonguç çalışkan. Sınava bir ay kaldı. O da iyi hedefleri var. O yüzden öyle diyorum. Yani seni gaza getirmeye çalışıyorum. Tonguç yarın işte her zaman verdiğimiz örnekten verelim ki iyice pekisin. Kardeşini sinemaya götürecek diyelim. Şimdi bu cümle sınavda çıkmaz. Niye çıkmaz? Çünkü bu cümlenin içerisinde fiilimsi yok. Bu cümlenin içerisinde tamlama yok. Bu cümlenin içerisinde bir bütünsellik yok. Yani şöyle. Götürecek yüklem, Tonguç özne, işte kardeşini belirtili nesne, sinemaya yer tamlayıcısı, yarın zar tamlayıcısı. Şimdi burada dikkat ettiysen her biri birbirinden bağımsız öğeler. Kim götürecek? Tonguç götürecek. Ne zaman götürecek? Yarın götürecek. Kimi götürecek? Kardeşini götürecek. Nereye götürecek? Sinemaya götürecek. Hepsi birbirinden bağımsız öğeler. Bir tane lokomotifin etrafında toplanmışlar bu vagonlar. Pıtır pıtır geziyorlar. Sıkıntı yok. Fakat bunu ayırması gerçekten dikkatli olduğunda kolay bir şey. Önemli olan sana biraz daha seçici olanı, yani içerisinde fiilimsi tanımlama olanı soracak. Peki o nasıl oluyor? Onu da göstereyim. Şimdi bak. Tonguç'un yarın kardeşini sinemaya götüreceğini... Şimdi bak, böyle bir cümle olur mu Tonguç'un? Böyle bir cümle olur mu? Olur hocam. Tonguç'un yarın kardeşini... Götüreceğini biliyorum desek olur. Ama biliyorum demedim ki ben. Bak, biliyorum demesek olmaz. Ama biliyorum dersek olur. Harikasın. Tonguç'un yarın kardeşini sinemaya götüreceğini. Bak şimdi bu cümle eksik. Bu cümleyi bizim tamamlamamız lazım. Nasıl tamamlayacağız? Şöyle tamamlayacağız. Dediğim gibi bir yüklem getirmemiz lazım. Şimdi yüklemi getiriyorum. Duydum diye yüklemi getirdim. Şimdi o zaman birincisi fiilimsiyle yüklem arasındaki farkı veyahut da yüklemi bulduktan sonra fiilimsi nasıl ortaya çıkacağını görmüş olduk. Fiilimsi cümleyi tamamlayamayan böyle ezik bir kelime esasında. Böyle havalı duruyor ama götüreceğini götürmeyeceğini duruyor ama yani sonuçta bir yüklem değil. Tamam. Şimdi yüklemi bulduk. Yüklemi bulduktan sonra soruyoruz. Kim duydu? Ben duydum. Tamam. Ben neyi duydum? Tonguç'un yarın kardeşini sinemaya götüreceğini duydum. Burası bir fiilimsi yan cümle oluşturuyor ve bunu fiilimsi bulunan cümle diyoruz hatta buna cümle türlerinde de. Bunu gördüğün zaman sen diyorsun ki ha tamam, ben bunu altını çizdi hoca, hepsini bütün olarak aldım. Peki ben bunu neden bütün olarak aldım? Çünkü fiilimsiler arkasındakilerin hepsini elektrik süpürgesi gibi fıf diye yutuyor bir. Bak burada bir süpürge düşün zihninde. Bu aynen hepsini hop diye içime çekerim seni. Evet, Tarkan'ın öyle bir şarkısı vardı. Elektrik süpürgeleri için yazdı. İşte diye aynen. Elektrik süpürgeleri, hatta bir tane Roventa ile mi ne anlaşmıştı. Böyle onu böyle diye içine çekiyor. Niye? Sen Tonguç'un duydum diyebilir misin? Sinemaya duydum. Bak, sinemaya götürecek diyebiliyorsun. Bak, bu kelimeyi yüklemle bağlayabiliyorsun. Bu kelimeyi yüklemle bağ, ama işte yarın duydum. Lan yarın duyacağım olur. Yarın duydum olmaz ki. Dün duydum olur. Yani bak, yarını duydum kelimesiyle Tonguç'un duydum mu? Tonguç'un ne diyorsun hocam dersin bana sen. İşte bunların hepsi Tonguç kelimesi, yarın sözcüğü, kardeş sözcüğü, sinemaya sözcüğü bağımsız birer lokomotifin birer vagonu iken burası tek bir lokomotifin vagonu. Yani Tonguç'u yarın kardeş sinemaya götüreceğini duydum. Neden? Çünkü burada bir fiilimsi var diyoruz. İşte öğelerini yanlış ayırmada adam sana böyle bir cümle verir. Pardon, sayfalar karışmasın. Sana böyle bir cümle verir ve aralara şöyle çizgi atar. Bu yanlış ayrılmış kardeşim. Tonguç'un duydum diyemiyorsun ki. Burası Tonguç'un yarın kardeşini sinemaya götüreceğini duydum diyeceksin. Ve fiilimsiyi de gördüğün zaman dikkat etmen gerekiyor. Metindeki numaralanmış cümlelerden hangilerinin öğe dizilişi bakımından özdeştir? Burada da önce yukarıdaki cümlenin öğelerini ayıracaksın. Sonra da seçeneklerdekiyle kontrol etmen gerekiyor. Geldik fiil çatısına. Hızlı gidiyoruz. Vaktimiz az. Son tekrarlardayız. Bugün dil bilgisinin tüm konularını tekrar ediyoruz. Ardından da anlam bilgisinde sözel mantık soruları, yazım, noktalama, metin türleriyle devam edeceğiz. Şimdi fiil çatısında çatı yalnızca yüklemi fiil olan cümlelerde aranır. Yani mesela
Ali geldi. Bu cümlede fiil çatısı aranır. Geldi. İşte geçti mi geçsiz mi etken mi denir. Ama Ali mutluydu dediğimizde bu cümlede fiil çatısı aranmaz. Çünkü mutluydu sözcüğü bir isimdir. Ve isim cümlelerinde fiil olmadığı için yüklemi çatı aranamaz. Şimdi fiil çatısında iki tane kısmı vardı. Bir nesne yüklem ilişkisine göre, bir de öze yüklem ilişkisine göre. Nesne yüklem ilişkisine göre de anahtar kelimemiz onu sözcüğü. Öze yüklem ilişkisine göre de ise anahtar sözcüğümüz kendi sözcüğü. Yani sırada dört tane seçenek var ya Tonguç'um. Üç tanesi onu alacak, bir tanesi alamayacak. Veyahut da üç tanesi onu alamayacak, bir tanesi alacak. Aynı şekilde öze yüklem ilişkisine göre bir soru sorduysa da üç tanesini öze kendisi yapacak, bir tanesi ise başka tarafından yapılacak veya tam tersi. Şimdi önce bu tarafa geçiyorum. Nesne yüklem ilişkisine göre de geçici fiil nesne alabilir ve yanına onu sözcüğü getirebilir. Evi temizledi. Onu temizledi diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman bu nesne alabiliyor geçişli. Geçiş fiilde ise yüklem nesne alamaz ve yanına onu sözcüğü getirilemez. Bugün erken uyandı. Onu uyandı. Ne diyorsun ya? Böyle saçma bir şey olabilir mi? Onu uyandı diye bir şey olmaz. O zaman bu geçişsiz. Bunları zaten biliyoruz. Özne yüklem ilişkisine göre de ise Tonguç'um etken fiil var, gerçek özne var ve kendisi yapar anlamı var. Yani Ali okula gitti. Kendisi gitti. Ali paket değil ki başka tarafından götürürüz. Ali kendisi gitti. O zaman burada gerçek özne var. GE yazıyorum altına ve gittiğinin altına da etken çatılı fiil yazıyorum Tonguç'um. Edilgen çatılı fiilde ise sözde özne var. Yani iş başkası tarafından yapılıyor Tonguç'um. Fiillerde LN2'ni alıyor. Evi temizledi. Tamam. Burada temizledi yüklemdi. Evi nesneydi. Eğer ev temizlendi dersen, ev temizlendi dersen buradaki temizlendi yüklem oluyor ve ne eki aldığı için bu edilgen çatılı fiil oluyor. Ve ne temizlendi? Ev sözde özne olmuş oluyor. Demek ki evi temizledi de evi gerçek özne ama ev temizlendi dediğimizde ev sözde özne. Şöyle bir kez daha gösterelim. Şurada varsa sayfamız. Heh, bak. Öğrenciler, bak öğrenciler genellikle gerçek özne olur. Öğrenciler soruyu çözdü. Çözdü yüklemimiz. Kendileri mi çözdü? Kendileri çözdü. Harikalar, süperler. O zaman etken ama sorular çözüldü dediğimizde, sorular çözüldü dediğimizde buradaki L eki, edilgenlik eki ve buradaki fiilimiz de edilgen fiil olmuş oluyor. Çözdü etken, çözüldü edilgen. Bunu bir kez atalım. Ve yine bir not daha düşmek istiyorum Tonguç'um. Öğrenciler gerçek özne. Çünkü öğrenciler kendisi çözdü. Ama sorular sözde özne. Çünkü sorular başkası tarafından, birileri tarafından çözüldü diyoruz. Peki sınavda nasıl çıkar? İşte burayı merak ediyorum hocam. Aferin, merak et zaten. Bana ne diğer konulardan? Aynen, konular önemli. Bir sınavda çıkacağım anlatın yeter bana hocam. Zaten geçenlerde öğrencinin bir tanesi bana şöyle ben hedef odaklıyım hocam. Aferin, çok zekisin. Geçenlerde öğrencinin biri bana dedi ki hocam bunlar gerçek hayatımızda ne işimize yarayacak ki ya falan. Dedim bu gerçek hayatta sınavda çıkıyor işte. Sınavda gerçek hayatın içinde ve sınavda da o soruyu doğru yaparsan yani sen şuradaki saçma sapan duran işte onu geliyor gelmiyor. Buradaki onu gelip gelmemesinden her sene soru sormuşlar. Sen bunu yaptın bir soru yaptın. Türkçe'de bir soru İnkılap tarihinde, İngilizce'de, dinde işte ne bileyim 10 soruya denk geliyor. Şey 4 soruya denk geliyor. Abarttım. 4 soruya denk geliyor. 4 tane soru. 4 tane soruya sen gerçekten hayallerine ulaşabilirsin. O zaman bu işe yarıyor yani. Dolayısıyla hiç endişelenmeye gerek yok. Çok mantıklı bir şey söyledin. Sınavda nasıl çıkıyor hocam? Bana sınavda çıkan şeklini anlatıyorsun. Ben de sana hemen sınavda çıkan şeklini göstermeye çalışıyorum. Tonguç evladım benim. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişsiz bir fiil vardır? Ne yapacağız? Onu alamayan sözcüklere bakacağız. Seçeneklerin içerisinde fiilleri yani yüklemleri bulduktan sonra yanlarına onu getirip getirmediğini kontrol edeceğiz. Aşağıdakilerin hangisi fiilin nesnesine göre çatı özelliği yay ayrı içinde yanlış verilmiştir? Yine onu sözcüğü üzerinden gideceğiz. Geçişli geçişsiz yanlış mı yazılmış doğru mu yazılmış ona bakacağız. Bu tabloda numaralanmış cümlelerden hangisinin çatı özelliği yanlış verilmiştir der? Fark etmez. Yine aynı şekilde onu kelimesine bakacağız. Bu söz grubu aşağıdakilerin hangisini tamamlanırsa cümlenin yüklemi geçti olur. Yani bir cümle verecek sana. Eğer sen gelecek olan fiilin onu kelimesi alabildiğini görebiliyorsan geçişli bir cümleye tamamlamış olursun. Ama onu kelimesi alamıyorsa geçişsiz olacak. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlenin hangisi işi yapan bellidir. Burada işte etken fiili bulman lazım Tonguç'um ve gerçek özneyi bulman lazım. İşi yapan belli ise burada gerçek özne var. Ama belli değilse sözde özne var. Yani şöyle daha net göstereyim. Öğrenciler soruyu çözdü. Burada işi yapan belli. Çünkü gerçek özne var ve özne işi kendisi yapmış. Burada etken çatılı bir fiil var. Etken. Ama sorular çözüldü. Burada işi yapan belli değil Tonguç. Burada çünkü edilgen çatılı bir fiil var. İş başkası tarafından yapılmış ve sözlü özne var. Sözlü öznenin olduğu yerde, edilgen çatılı fiilin olduğu yerde
diyeceksin ki burada iş başka tarafta yapılıyor ve işi yapan belli değil. Ama etken çatılı fiillerde iş yapan bellidir diyeceğiz. Devam ediyorum hızlı bir şekilde. Bu çıkabilir bak. Bu çıkar demiyoruz. Bu çıkabilir. Biraz daha seçici bir soru olarak çıkabilir. Abilerin geri sınavları soruyorlar. Sana da sorabilirler. Hatta biz soru bankalarımıza ve zoru bankalarımıza bilhassa bunlara yer vermiştik. Fiil nesne alabildiği halde bazen cümlede nesne bulunmayabilir. Mesela öğrenciler cevapladı. Onu cevapladı diyebiliyorsun. Geçişli bir fiil. Ama neyi cevapladığı belli değil. Yani gizli nesne var. Bu fiil geçişli olduğu halde cümlenin içerisinde nesne kullanılmamış. Durakta bekledi. Neyi bekledi? Kim bekledi? Bir şeyleri bekledi. Sonuçta bak. Bu geçişli bir fiil. Bu da geçişli bir fiil. Ama cümlenin içerisinde nesne yazmıyor. Yani gizli nesne var. Ama öğrenciler soruyu cevapladı deseydi ha, bu normal zaten geçti fiil ve nesnesi var derdi. L'ne eklenen her fiil edilgen çatılı değildir. Her zaman söylüyorum Tonguç'um sana. Her gördüğün sakallı deden değil. Dede. Bana niye dede deyiz? Benim sakalım yok ki. Bak L'ne ekini alan her fiil edilgen çatılı değildir. Kalabalık meydanda toplandı. Tamam. Toplandı yüklem. Ne toplandı? Kim toplandı? Kalabalık özne. Zaten kalabalık kendisi toplandı. Aa ne ekiyor? Olsun bu edilgen çatılı. Ama işte kalemler toplandı. Kalemler başkası tarafından toplanıyor. Birileri tarafından toplanıyor. O edilgen olabilir. Ama işte sofra bezi toplandı. Sofra, kurulan sofra yeniden toplandı. Bunların hepsi edilgen olabilir. Ama burada toplandı. Kendisi toplanıyor kalabalık. Toplantıya pek çok profesör katıldı. Bak bu da yine etken. Bunlar niye etken? Çünkü özne işi kendisi yapıyor ve gerçek özne var. Hatta şöyle örnek vereyim mesela. Ayşe söylenenlere alındı. Bak burada alındı kırıldı kendisi alıyor, alınıyor. Dolayısıyla bu etken. Ama bakkaldan işte ne bileyim bisküviler alındı. Şimdi bak buradaki alındı başkası tarafından yapıldığı için edilgen çatılı bir fiil Tonguç evladım benim. Çünkü iş başkası tarafından yapılıyor. Burada ise alındı kendisi alındı yani. Kırıldı. Bu nedir? Etken fiil çünkü özne işi kendisi yapıyor. İşte Tonguç arabasını yıkadı etken. Tonguç yıkandı etken. Ama Tonguç'un arabası yani el arabası yıkandı dersek o başkası tarafından yıkandığı için edilgen olmuş oluyor. Şimdi geldik artık son konulara doğru geliyoruz. Oh son be bir konu sonunda ya. Evet ne diyorsun? Sabahtan beri hep güzel şeyler söyledin bir anda oh be sonunda dedin. Bir anda hocam ders sıkıyor beni. Çirkin yüzünü göstermeye başladın Tonguç'um. Niye böyle oluyorsun bir anda Allah'ım yani ne güzel anlatmaya çalışıyor sana. Yok sıkıntı yok sen de haklısın sen de insansın. Dolayısıyla hemen bir an önce sorular çözmek istiyorsun. Son tekrarımı yapıp aynen bir an önce son tekrarında çözmek istiyorsun. Burada zaten süper sorular hazırladık. Buna geleceğiz ama hemen vakit kaybetmeden araya bir bal rengi bir şey girdi. Bu bal rengi niye? Bal rengi hocam. Allah niye bal rengi ben de şaşırıyorum böyle. Neyse cümle türleriyle devam ediyoruz. Şimdi. Cümle türleri esasında dünyanın en kolay konusu seçildi. Geçen sene Birleşmiş Milletler, NATO ve Varşova Paktı tarafından yapılan toplantı sonrasında Türkiye'nin en kolay konusu cümle türleri seçilmiş. Niye biliyor musun? Yüklemi buluyorsun sonra da kaçıyorsun. Başka bir şey yapmana bile gerek yok. Yani soru işaretlerine gerek yok. Yüklemi buldun ya git bakma çık sınavdan çık. O kadar basit. Şimdi burada cümle türleri de yüklemin türüne göre, yüklemin yerine göre, anlamına göre ve yapısına göre adlandırılıyor. Ama ne olursa olsun son derece basit. Hatta şöyle bak bir sayfada hemen bir saniye göstereyim. Bak şimdi. Yüklem buldun ya. Yüklem isimse isim cümlesi, fiilse fiil cümlesi. Aa. Yüklem sondaysa kurallı, sonda değilse devrik. Bitti. Yüklem yoksa eksiltili cümle. Yüklemin anlamı olumluysa olumlu cümle, olumsuzsa olumsuz cümle. Bitti. Eğer bir tane yüklem varsa, içerisinde fiilimsi falan filan yoksa tek yüklem cümle. Bir de fiilimsi varsa, içinde fiilimsi varsa fiilimsi bulunan cümle. Eğer iki tane yüklem varsa birden fazla yüklem olan cümle. Eğer birden fazla yüklem varsa ve içinde bir de bağlaç varsa... Çok da basitmiş yani. 50 bir tane şey bilmem gerekiyor ya. Hayır evladım çok basit aslında. Bak şimdi göstereceğim. Şimdi fiil cümlesi yüklemi fiil olan cümlelerdir. Pencereyi kapattı. Kapattı bir fiil. O zaman bu bir fiil cümlesi. Bu kadar basit. Ama isim cümlesinin yüklemi fiil değildir ve zaten yüklemi fiil olmadığı için de böyle güzelmedi diyemez. Bak, nasıl anlayacağım? Nasıl anlayacaksın? Şöyle. Önce yüklemi bulacaksın cümlenin önemli unsurunu. Eğer yüklem olumsuzluk iki alabiliyorsa yani az önce gösterdiğimiz örneği bir kez daha söylüyorum. Pencereyi kapattı, kapatmadı diyebiliyorsun. Tamam o zaman bu bir fiil cümlesi ve fiil bu kadar basit. Eğer hava güzeldi, güzelmedi. Ne diyorsun ya? Hava güzel değildi demen gerekiyor. O zaman bu bir cümle, bu bir isim cümlesi çünkü isim yüklem olmuş. Bugün mutluydu, bugün mutlu muydu? Ne diyorsun ya? Hasta mısın sen? Bugün mutlu değildi diyorsun. O zaman bu bir isim ve isim cümlesi. Yüklem isimse isim cümlesi. Yüklem fiilse fiil cümlesi. Hatta yüklem fiilimsi ise de yine isim cümlesi olmuş oluyor. Yüklemi bul ve rahatça kaç.
Numaralanmış cümlelerden hangileri isim cümlesidir diyecek. Ne yapacaksın? Hemen açacaksın yüklemi, bulacaksın. Yüklem isim mi, fiil mi? Mesela bak, açıktı. Sence açıktı isim mi, fiil mi Tolguç'um? Fiildi hocam. Açıktı isim oğlum, acıkmadı diyemiyorsun. Acıkmadı. Hayır, acık değil. Acıktı olsa da doğru, çok güzel. Acıktı derse işte Tonguç acıktı, acıkmadı. Bu bir fiil. Ama kapı açıktı, kapalıydı. O zaman bu bir isim diyeceksin, bu kadar basit. Yüklemi bul ve kaç. Numaralanmış cümlelerden hangileri fiil cümlesidir der. O zaman da yine yükleme bakacaksın. Fiilse fiil cümlesi, değilse yanlış seçenek. Yüklemin yerine göre cümleler de en lokumlardan bir tane seçilmiş. Niye? Çünkü yüklem sondaysa kurallı, sonda değilse devrik. Yüklem eğer cümlenin sonunda yer alıyorsa kural cümle diyor sonuç. Çiçekleri suladı. Suladı, yüklem ve cümlenin sonunda. Başta rengarenk çiçekler vardı. Vardı, yüklem. Burada şuna dikkat et. Bu cümle yüklemin sonda ve fiil olduğu için fiil cümlesi. Fiil cümlesi olması başka bir şey. Yüklemin sonda olduğu için kural cümle olması başka bir şey Tonguç'um. Başta rengarenk çiçekler vardı. Vardı, yüklem. Tamam. Yüklemin sonda olduğu için kurallı. Bunu biliyoruz. Ama yüklem aynı zamanda isim olduğu için bu bir isim cümlesi. Devrik cümleye baktığımızda ikisini aynı anda sorabilir. Farklı farklı sorular da sorabilir. Yüklem cümlenin sonunda yer almaz. Başında ve ortasında bulunur. Suladı çiçekleri. Yüklem başa koymuş. Olabilir, devrik. Rengarenk çiçekler vardı bahçede. Var diye bu sefer ortaya koymuş. Olabilir. Bunlar da devrik cümle olmuş olur. Peki hocam, biz bir cümlenin kurallı ve devrik olduğunu nasıl anlarız? Tamam, buradan anlarız ama bu bizim en çok karşımıza nerede çıkar? En çok karşımıza Tonguç evladım benim. Cümle öğelerinde bize eğer devrik bir cümle verirse önce kurallı hale getirmek gerekir. Kurallı hale getirmezsen birazcık sıkıntı yaşarsın. Yani olmamak için diyeceksin ki rengarenk çiçekler vardı bahçede. Rengarenk çiçekler bahçede vardı. Veyahut da bahçede rengarenk çiçekler vardı diyeceksin. Yüklemi sona getireceksin. Sonra vardı yüklem, ne vardı çiçekler, pardon rengarenk çiçekler özne, nerede bahçede yer tamlaması diyeceksin ki daha rahat çözebilirsin. Eksiltili cümle ise yüklem yok. Cümle tamamlanamaz. Sonra da nokta nokta konuyor. Bu kadar. Başta rengarenk çiçekler. Ne? Bitti işte. Eksiltili cümle. Bu kadar basit. Anlamına göre cümleye baktığımızda ise Tonguç'um, olumlu ve olumsuz cümle olmak üzere temelinde ikiye ayrılıyor. Eylemin yapıldığını ya da yapılacağını belirtir. Anlamına göre olumludur. Arkadaşlarıyla pikniğe gitti. Olumlu cümle. Perdeyi yavaşça açtı. Olumlu cümle. Olumsuz ise bunun tam tersi. Arkadaşlarıyla pikniğe gitmedi. Olumsuz. Perdeyi açmadı. Olumsuz. Buraya kadar ki basit. Fakat bazı cümleler biçimci olumsuz ama anlamcı olumlu olabilir. Ama toplamda olumlu olmuş oluyor. Çünkü bir cümlenin anlamına olumlu veya olumsuz olmasına anlamı karar veriyor Tonguç'um. Ders çalışmıyor değilim. Yani çalışıyorum. Bak, çalışıyorum. O zaman bu olumlu cümle. Olumlu cümlelerde peki niye biçimci olumsuz hocam? Çünkü içerisinde mame ve değil var. Yani sonuç olarak bir cümlenin içerisinde mame olumsuzluk eki, değil edatı veyahut da yok sözcüğü varsa bunlar cümleyi biçimci olumsuz yapıyor. Bunlar cümleyi biçimci olumsuz yaptığı için endişelenmene gerek yok. Bunlar biçimci olumsuz yapsa da ben anlamına bakarım diyeceksin. Mesela Tonguç ben seni sevmiyor değilim. Yani teşekkür ederim hocam. Bak bir sürü kötü sevmiyor meymiyor gibi geçiyor ama toplamda düşünüyorsun. Lan hoca beni seviyor demek ki. İyi o zaman diyorsun. Demek ki anlamcı olumlu. Olumlu cümlelerde yalnızca işin gerçekleşip gerçekleşmediği önemlidir. Evin anahtarını kaybetti. Bak bu çok kötü bir şey. Evin anahtarını kaybetmiş. Eyvah. Ama olsun, bu olumlu bir cümle. Niye? Çünkü kaybetme eylemi gerçekleşmiş. Böyle karmaşık şeyleri sormuyorlar bu arada. Bazı cümleler biçimci olumlu, anlamca olumsuz olabilir. Böyle bir hata yapar mıyım? Yapmam demek istiyor yani esasında. Yani olumlu duruyor. Yapar mıyım derken olumlu ama yapmam demek istiyor. Gelelim yapısına göre cümlelere. Artık en lokumları bitiriyoruz. Tek yüklemli basit cümlede yalnızca bir yüklem var ve fiilimiz yok. Arkadaşlarımla kütüphanede ders çalıştık. Çalıştık yüklemimiz. Fiilimsi var mı? Fiilimsi yok. O zaman bu tek yüklemli cümle. Tek yüklemli cümle değil, sadece böyle yüklemler oluşmuyor tabii. İçerisinde başka öğeler de var ama fiilimsi olmayacak. Çalıştık yüklem. Biz özne, arkadaşlarımla zar talmacısı, kütüphanede yer talmacısı, ders belirtisi nesne. Bunlar diğer öğeler. Tamam, sıkıntı yok. Yemyeşil yaylaların ve mavi gökyüzünün manzarası karşısında büyülendim. Büyülendim yüklem. Tamam, güzel, aferin. Kim? Ben büyülendim. Neyde büyülendim? Yemyeşil yayların ve mavi gökyüzünün manzarası karşısında. Tamam, burası yer tanımlayısı. Tamam. Ama kardeşim filmsi yok ki. Yemyeşil yayla, mavi gökyüzü, manzara, bunların hiçbiri filmsi değil. O zamanlar basit cümle. Filmsi bulunan cümle ise adı üzerinde işte. Filmsi bulunan cümle. Yalnızca bir yüklem var. Tamam. Ama içerisinde bir de filmsi var. Ders çalışmak için kütüphaneye gittik. Gittik yüklemimiz. Tamam.
Yüklemden sonra geriye kalan kelimelerden mameyki alan olabilirse biz buna fiilimsi diyorduk. Ders. Çalışmak çalışmamak. İşte bu bir fiilimsi. O zaman fiilimsi varsa fiilimsi olunan cümle diyebiliriz. Yemyeşil yaylaların ve mavi gökyüzünün birleştiği manzara karşısında büyülendim. Bak az önce cümlenin içine fiilimsi eklemişiz. Büyülendim yüklem. Tamam. Fiilimsi var mı? Birleşti birleşmedi. Oh. O zaman fiilimsi var. Fiilimsi bulunan cümle diyoruz ve kaçıyoruz. Sınavda nasıl çıkar? Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde tek yargı vardır der. O zaman diyeceksin içinde fiilimsi bulunmayan cümle. Yani yüklem var. Bu kadar. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapacağı farklıdır diyecek sana. A seçeneğini verecek. B seçeneğini verecek. C seçeneğini verecek. D seçeneğini verecek. Ve ki örnek sorularda genellikle bunun bilgisini veriyor işte. Eğer içerisinde fiilimsi varsa fiilimsi bulunan cümledir. Fiilimsi yoksa falan. Bunları açıkladıktan sonra soruyor ama sen yine de onlara hiç takılmadan yapabileceğin taktiği söylüyorum sana. Bir seçenekte yüklem olacak, fiilimsi olmayacak. Bir seçenekte yüklem olacak, fiilimsi olmayacak. Bir seçenekte yüklem olacak, fiilimsi olmayacak. Ama bir seçenekte yüklem olacak, fiilimsi olacak. Diyeceksin ki işte bu yapacak farklı. Veyahut da bunun sıralı cümlede de iki yüklemli olacak. Yani farklı olanı bul, işaretle ve kaç yöntemiyle çok rahat yapabilirsin. Birden fazla yüklemli yani eski adıyla sıralı cümlelerde ise en az iki yüklem var onun için. İki yüklem birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlanıyor. Yemekleri hazırladı. Tamam. Sofrayı kurdu. Aferin bak. Hazırladı birinci yüklem, kurdu ikinci yüklem. Peki niye böyle bir şey yaptı? İki tane yüklem var. Az üzerinde zaten birden fazla yüklem cümle. Fiilimsi var mı? Olabilir. İçinde fiilimsi olması önemli değil. İki tane yüklem varsa artık fiilimsinin olması önemli değil. İki tane yüklem var, bu birden fazla yüklemli cümle oluyor. Yani işte sofrayı koşarak kurdu dese, buraya bir tane fiilimsi bile koysa bizi ilgilendirmez. Sonuçta iki yüklem cümle bu. Birden fazla yüklem cümle. Bağlı cümle ise en az iki yüklemin birbirine bağlaçla bağlandığı cümleler. Bağlaç ne hocam diyebilirsin? Ve, veya, ama, fakat, lakin, zira, çünkü, ya da. Bunlar hep biz bağlaç diyoruz. Bağlıyorlar. Tamam. Yemekleri hazırladı. Birinci yüklem. Sofrayı kurdu ikinci yüklem. Araya virgül değildi ve bağlacı koymuş. Bu kadar basit. Eve geldi. Birinci yüklem. Kimseyi bulamadı ikinci yüklem. Ama diye de bir bağlaç koymuşuz. Şimdi. Burası önemli. Bunu genelde öğrenciler çok yanlış yapıyor. İçinde bağlaç olan her cümle bağlacı olan cümle değildir. Mesela pazardan sebze ve meyve aldı. A, V var. Bağlacı olan cümle. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bu tek yüklemli cümle. Çünkü içerisinde birden fazla yüklem olması lazım. Bağlacı olan cümle olması için. Pazara gitti. Birinci yüklem. Ve evin ihtiyaçlarını aldı. İkinci yüklem. İşte bu bağlı olan cümle diyebiliriz. Bağlacı olan cümle diyebiliriz. Niye? İki tane yüklem var. Yani iki tane yüklem yoksa alamayız seni içeri. İki tane yüklem varsa ve bağlacı varsa alabiliriz diyoruz. Bir, bu da çıkar bak. Buraya yıldız koyuyorum Tonguç'um. Birden çok yüklemli cümlelerde ve zor soru. Bunu genelde öğrencinin takıldığı kısım burası olduğu için Milletin Bakanlığı Komisyonu bunu sorabiliyor. Birden çok yüklemli cümlelerde öğe ortaklığı olabilir. Ali sınıfa girdi. Birinci yüklem. Ön sıraya oturdu. İkinci yüklem. Kim girdi? Ali. Özne. Kim oturdu? Ali. Özne. Aa, Özne ortak. Çok güzel. Tarlaya geçen yıl buğday ekmişlerdi. Bu yıl mısır ekeceklermiş. Bak. Ekmişlerdi. Nereye? Tarlaya yer tamlayısı. Ekeceklermiş. Nereye? Tarlaya yer tamlayısı. Burada birinci yüklem ve ikinci yüklemin yer tamlayıcıları ortak diyoruz. Ama sana zor bir soru sorayım. Bakalım ö ortaklığı var mı yok mu diyeceğim. Bakalım doğru cevap verecek misin? Şimdi söylüyorum. Uzun boyluydu. Başında kasket vardı. Bunun ö ortaklığı var mı? Ortak hocam. Ortak değil mi? Niye? Uzun boyluydu o. Başta kasket var. Hayır. Bak bu yanlış. Bu ö ortaklığı olmayan bir cümle. Neden biliyor musun? Şimdi birinci yüklemimiz uzun boyluydu. Yüklem. Tamam. Kim uzun boyluydu? O. Bunu koyduk. Başında kasket vardı. Vardı ikinci yüklemimiz. Ne vardı? Kasket özne. Nerede? Başında yer tamlayısı. Hangi öğe ortak? Bunun öznesi o. Bunun öznesi kasket. Bunun yer tamlayısı başında. Bunun yer tamlayısı yok. Bunun hiçbir öğe ortak değil. Böyle anlamca bütünleşmiş duruyor ama öğeler farklı. Uzun boyluydu başında ya. Hayır hayır. Dikkatli olacaksın. Diyeceksin kardeşim bir dakika ya. Bir dakika. Ben öğeden ayırırken önce yüklemi bulurum. Sonra kim ve ne sorularıyla özneyi bulurum. Arınan nesneleri yani kimi neyi ne sorularıyla nesneyi bulurum. Sonra tamlayıcıları bulurum. Şimdi burada yüklemi buldum özneyi buldum başka bir şey. Burada yüklemi buldum özneyi buldum başka bir şey. Beni kandıramazsınız diyeceksin ve hemen doğru cevabı işaretleyip kaçacaksın Tonguç'a. Sınavda nasıl çıkar? Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi yapacağı farklıdır der. Hemen metindeki numaralanmış cümlelerimize birinci cümle, ikinci cümle, üçüncü cümle az önce söylediğimiz gibi eğer tek yüklemli ise tek yüklemli cümle, eğer birden fazla yüklem varsa birden fazla yüklem olan cümle diyeceksin.
numaralı cümlelerle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır der. Açıklamalardan hangisi yanlıştır der. Gene bakacaksın işte yükleme olan cümle, tek yüklemli. Bunu kontrol etmen gerekiyor. Hangisi bu miting altı çizili cümlenin bir özelliği değildir der. Altı çizili cümlenin kontrolünü yapman lazım. Geldik artık son konuya. Artık dananın kuyruğunun koptuğu yer. Dur evladım, seninle alakası yok. Sen ineksin, dana değilsin. Niye? Çünkü şu anda çalışkansın, başarılısın. Süt veriyorum. Süt veriyorsun ve sınavda da o sütü sınav komisyonu içecek diyecek ki çok leziz bir süt olmuş. Harika bir öğrencisin sen. Gel istediğin liseyi seç diyecek. O liseye gidip 9. sınıfta kazık kazık derslerle yorulup yeniden buluşacağız. Hep beraber diyeceksin ki hocam çok sağ ol. Sayenizde kazandık. İyi bir liseye girdik. Hocalarımız sayesinde, sizler sayesinde, kitapları çalışmak sayesinde çok güzel bir nitelikli liseye girdik. Ama 9. sınıf da zormuş diyeceksin. O yüzden hiç şu anda ağlamana, sızlamana gerek yok. Çalışmaya devam et. Daha çok çalışmak seni bekliyor Tonguç'um. Moral mi verdim, moralim mi bozdum bilmiyorum şu anda. Şimdi ama güzel bir şey. Güzel bir şey. Çalışmak güzel bir şeydir Tonguç'um. Şimdi anlatım bozukluğu bazı yerlerde anlatım sapıklığı diye geçebiliyor. Anlatım sıkıntısı diye geçebiliyor. Ama normalde Milli Eğitim Bakanlığı anlatım bozukluğu kelimesini kullanıyor. Biz o yüzden anlatım bozukluğu kelimesini kullandık. Anlama dayalı bozuklukları geçen sene 7. sınıfta gösterdiler sana. Ama bu sene dil bilgisine dayalı bozukluklara bakman gerekiyor. Dil bilgisine dayalı bozukluklardan da soru gelebilir diye düşünüyoruz. Ve gelirse de öğrenciler hata yapmasın diye hızlı bir şekilde şimdi tekrar edeceğiz. Şimdi burada yöntemimiz şu. Bunu zaten anlatım bozukluğu videolarımızda anlatmıştık ama burada bir kez daha tescillemek istiyoruz. 2 salla, 1 bağla. Bu tescilli bir yöntemdir. Yani normalde patentli bir yöntem. 2 salla, 1 bağla yöntemi şu. Sınav esasında göbek atmıyorsun. Ne yapıyorsun biliyor musun? A seçeneğini verdi sana. B seçeneğini verdi. C seçeneğini verdi. D seçeneğini verdi. Anlatım bozukluğunu bulduysan zaten işaretle. Kaç. Kimse sana bir şey diyemez. Ama anlatım bozukluğunu bulamadıysan cümleler böyle duruyor. Tamam. A, B, C, D diye duruyor. Bunların içerisinde V olan cümleye veyahut da virgül olan cümleye veyahut da fiilimsi bulunan cümleye içerisinde fiilimsi bulunan cümleye veyahut da işte ya da gibi ama gibi bağlaçlar bulunan cümlelere dikkat çeksin Tonguç'um. Bu cümlelerin içerisinde bir şöyle bir böyle yaptığın zaman genellikle hatayı görürsün. Uyumsuzluk vardır. Eğer bunlar olmadan sana dil bilgisine dayalı anlatım bozukluğu yaptıysa adam zaten süperdir. Öyle bir şey yapması çok zor. Genellikle bunlar olur ve bu tarz cümleleri kontrol etmen gerekir. Şimdi bak. Ben ve o kütüphaneye gitti. Bak normalde bu cümle ben ve o kütüphaneye gitti. Normal bir cümle gidiyor. Bak ama o kütüphaneye gitti diyebilirsin ama ben kütüphaneye gitti diyemezsin. Ben ve o kütüphaneye gittik demen lazım. Bu arada bunu bu kadar kısa da sormaz. Geçen hafta ben ve çok sevdiğim arkadaşım İsmail kütüphaneye gitti der. Böyle uzatır cümleyi. Yani esasında ben ve o kütüphaneye gitti demek istiyor. Sen diyeceksin ki bir dakika. Eğer özne ben ve o veya ben ve sense yüklem daima biz olur diyeceksin. Gittik diyeceksin. Herkes susuyor. Bak herkes susuyor. Herkes konuşmuyor. Olmaz. Herkes susuyor. Kimse konuşmuyor diyeceksin. Kuşlar uçuyorlar. Lerler iki alamaz diyeceksin. Kuşlar uçuyor. Yani Türkçe'de mesela ellerim ağrıyorlar diyemezsin. İşte havalar güzeldirler diyemezsin. İşte kalemler renklidirler diyemezsin. Kalemler dedim oldu hocam, dedim oldu. Aynen. Ellerim ağrıyorlar. Ellerim ağrıyorlar dersen anlatım sapıklığı olur veya anlatım bozukluğu olur. Dedim oldu aynen böyle. Neydi öyle bir şey vardı. Bir şeydi. Neyse şimdi hatırladım da oruçla alakalıydı, vazgeçtim. Şimdi kuşlar uçuyorlar, kuşlar uçuyor. Evet. Burada uçuyor doğru ama kuşlar uçuyorlar yanlış. Niye? Lerler ki anlaması gerekiyor. Şimdi bunlar özellikle uyuşmazlığında karşımıza çıkıyor. Peki mantığımız neymiş? Tekrar söylüyorum. 2 salla, 1 bağla. Mesela bak şimdi çıkmış bir sınav sorusundaki örneği yazayım. Son durağa geldiğimizde der, tamam mı? Son durağa geldiğimizde otobüste bir ben, bir de o yaşlı amca kalmıştı der. Bu cümlede anlatım bozukluğu var mı sence Tonguç'um? Yok hocam. Hakikaten güzel bir cümle. Ben de kendimle gurur duydum yani. Güzel çok cümle. Mutlu oldum bu cümleyi aynen okuyunca. Aynen ben de rahatladım. O son durağa geldiğimizde otobüste bir ben, bir de o yaşlı amca kalmıştı. Kalmıştı diyorsun ama bak şimdi. Bir sen, bir ben, bir de bebek. Güzel. Bebek de 3-5 tur atalım. Kafayı yedi. Tonguç kafayı yedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son tekrarlar derken bir anda tırlattı. Bağışlarınızı bekliyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruz. Hesap numaralarımız Ziraat Bankası. Herkes adam başı 1 TL EFT yollasa yeter. Aynen. Ziraat Bankası hesap numaraları aşağıda görebiliyorsunuz. Yardımlarınızı onu Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları. Ya çocuk artık yani son haftalar yok sıkıntı yok. Bak şimdi. Kalmıştı yüklem. Tamam. Burada ben demişim sana. D bağlacını
V bağlacını, virgülü, filmsi görünce iki salla bir bağla yapacaksın. Son durağa geldiğimizde otobüste bir ben kalmıştı. Bir ben kalmıştı mı? Otobüste bir ben, bir de o yaşlı amca kalmıştık. Ya da otobüste bir ben kalmıştım, bir de o yaşlı amca kalmıştı demen lazım. Yani yaşlı amca kalmıştı diyebilirsin ama bir ben kalmıştı diyemezsin. İki salla bir bağla da özellikle uyuşmazlığı olur. Nesne eksikliği zaten en kolayı. Niye? Bütün yarışmacılara güveniyor, destekliyorum. Allah Allah. Güvenip destekliyorsun ama yarışmacılara güvenebilirsin. Ama yarışmacılara destekliyorum olmaz. Yarışmacıları, onları destekliyorum demen lazım. Birinci cümlede oldu ama ikinciyi salladığımızda patladık. Olmadı. İki salla bir bağla olmadı. Doktorlar hastalıkları tedavi eder, hizmet verir. Bak. Hastalıkları tedavi eder, hastalıklara hizmet verir. Nasıl yani ya? Doktorlar bize hizmet verir. Hastalara hizmet verir demesi lazım. Yine burada tedavi eder birinci cümlemiz, hizmet verir ikinci cümlemiz ama iki salla bir bağla yaptığımızda sıkıntı var. Zarf tanımlaması eksikliği. Her gün evde kahvaltı yapar. Kahvaltı yapmayı ihmal etmez. Bak. Her gün ihmal etmez değil. Hiçbir zaman ihmal etmez. Burada zarf tanımlamasında onunla seninle eksik Tonguç'um. Yer tanımlamasında ona, size, bize, bizde gibi şeyler eksik. Nesne eksikliğinde onu, seni, onları gibi sözcükler eksik. Yüklem eksikliği de ise salataya zeytinyağı ve limon sıktı. Bak salataya zeytinyağı sıkılmaz ki. Salataya zeytinyağı kattı demesi lazım. Özne eksikliğinde gömleğinin düğmesi konmuş artık giyilmez. Ne giyilmez? Gömleğinin düğmesi giyilmez oluyor. Halbuki gömlek artık giyilmez demesi lazım. Birinci cümlenin yüklemi birinci cümlenin yüklemi kopmuş, ikinci cümlenin yüklemi giyilmez. Kopmuşun öznesi gömleğinin düğmesi. Ne kopmuş? Gömleğinin düğmesi. Peki ne giyilmez? Gömleğinin düğmesi değil. Gömlek giyilmez demesi lazım. Burada da özne eksik. Çatı uç bazında yine aynı mantık. Ofis temiz tutulmalı. Tamam, güzel. Düzenli olarak havalandırmalı. Havalandırmalı mı bak? Tutmalı, tutulmalı edilgen olmuş. O zaman bu da havalandırılmalı şeklinde edilgen olması lazım. Çünkü burası etken, burası edilgen. Veyahut da burası etken, burası edilgen olmaz. İkisi de edilgen ya da ikisi de etken olmalı. Tamlama yanlışlığında yine V'ye dikkat ediyoruz Songuç'um. Bayramda özel ve kamu kurumlarına 9 gün tatil verildi. Kamu kurumlarına 9 gün tatil verildi diyebiliriz. Ama özel kurumlarına olmuyor. Niye? Çünkü kamu isim, özel ise sıfat. Sıfat ve isim aynı tamlamaya bağlanamıyor. Bağlaç yanlışları. Kardeşim öğretmenimi çok seviyor fakat bir dediğini ki etmiyordu. Nasıl yani? Fakat değil. V demesi lazım. Fakat yani fakat olduğu zaman artıdan sonra eksiye geçmen lazım veya eksiden sonra artıya geçmen lazım. Fakat burası ikisi de artı. Öğretmenini çok seviyor, bir dediğini iki etmiyor. O zaman fakat değil de V bağlacı kullanması lazım. Peki sınavda nasıl çıkar? Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için hangisi yapılmalıdır değer? Sen önce anlatım bozukluğunu bulacaksın Tonguç evladım benim. İçerisinde virgül olan, V bağlacı olan ifadelerde. Eğer onu kelimesi geldiğinde düzeliyorsa nesne eksikliği vardır diyeceksin. İşte ona kelimesi geldiğinde düzeliyorsa yer tanımlayıcısı eksikliği vardır diyeceksin. Onunla varsa zar tanımlayıcısı diyeceksin. Aşağıda cümlenin hangisi anlatım bozukluğu yoktur derse ise bu sefer 3 seçenekli anlatım bozukluğu vardır. Bunlara dikkat et. Bunlar biraz daha seçici sorular olmuş oluyor. Aşağıdaki cümlenin hangisinde anlatım bozukluğunun nedeni yayar için yanlış verilmiştir der. Yani der ki mesela şöyle işte birbirlerini çok iyi anlar, güvenirlerdi. Bak şimdi. Birbirlerini çok iyi anlar diyebilir ama birbirlerini güvenirlerdi olmaz. Birbirlerine güvenirlerdi demen lazım. Birbirlerine derken E harfini bağırdım ben. O zaman yer tanımlaması eksik. Şimdi eğer buraya parantez içinde nesne eksikliği derse bu yanlış olmuş oluyor. Aşağıdaki cümlenin hangisi diğerlerinden farklı bir nedenden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır diyor. Burada da nedenleri bulmamız gerekiyor, farklılarını bulmamız gerekiyor. Eğer 3 tanesini onu eksikliğiyle gideriyorsan 3'ü nesne eksikliğidir ama bir tanesi ona eksikliğiyle gideriyorsan bu sefer yer tanımlaması eksikliğidir. Bu metindeki anlatım bozukluğunu gidermek için nokta nokta sözcüğünün yerine aşağıdaki altı çizgi sözcükler hangisi getirilmelidir diyor. Bu da yine anlatım bozukluğunu düzeltirken kullanacağımız bir soru. Türkçe ikinci dönem son tekrarımıza başlıyoruz Tonguç'um, hazır mısın? Hocam çok güzel geçti birinci dönem son tekrarı, hepsini bitirdim şimdi ikinci dönem. Evet, birinci dönem tekrarında dil bilgisi konularını hızlı bir şekilde getirmiştik. Fiilimsi, cümle öğelerini, cümle türlerini, fiil çatısını, dil bilgisine dayalı anlatım bozukluğunu. İkinci dönem tekrarı ne yapacağız hocam? Bugün
anlam bilgisini, yazım noktalamayı, metin türlerini ve söz sanatını yapacağız. Bugün de bayağı bir konuşacağız. En fazla soru buradan çıkıyor Tonguç'um. Çünkü burada anlam bilgisi var. Sözel mantık soruları, sözcükte anlam soruları, cümlede anlam soruları, parça anlam soruları. Neredeyse soruların 15 tanesi bu kısımdan geliyor. Buradan en az bir soru geliyor. Buradan en az bir ya da iki soru geliyor, üç soru geliyor. Buradan da 12 soru geliyor, etti 15 soru. Diğer taraftan belki 5 soru geliyor. Nedir onlar? Fiilimsi, cümle öğeleri, cümle türleri, fiil çatısı, anlatım bozukluğu dil bilgisine dayalı. O videoyu da mutlaka izle. Öğrenciler daha çok o videoya böyle ağırlık veriyorlar. Fiilimsi ne oldu, cümle öğeleri falan. Bunları genelde biliyoruz biz Türkçeden beri. Ve son tekrar kitabımızdan da mutlaka faydalan. Birazdan göreceğimiz soruların birçok örneğini, birçok tarzını, hatta biz kitabımızda tam sınava göre hazırladık. Mesela sözel mantıkta tablo oluşturma, İşte gruplara blok yerleştirme, kronolojik sıra yapma gibi demiştik. Biz de birazdan zaten bu şekilde gideceğiz. Sözel mantık soru tiplerine. Yazım ve noktalamada bayağı bir hızla anlatacağım. Bir sürü kural var. Hiçbir kuralı kaçırmayacağız. Ama bunları sen yazarken ve kaydedebilirsin. Hocam en fazla virgül çıkıyor demiştiniz. Doğru mu hocam? Doğru. İlk başta virgül, sonra noktalı virgül, sonra iki nokta üstten soru geliyor. Bunları da yine taktiksel bir şekilde göstereceğiz. Metin türlerinde de yine öğrenmemiz gereken işte roman, hikaye, efsane, destan, eleştiri, buna benzer türler var. Söz sanatları zaten lokumul aziz. Yani işte o kişileştirmeymiş, abartmaymış, benzetmeymiş. Bunları da son derece rahat bir şekilde yapacağız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde arkamıza yaslanıp videomuza başlıyoruz Songuç'um. Sözel mantık öğrencilerin anlam bilgisinde bu sene yeni karşılaştıkları yeni bir soru tarzı. Yani sözel mantık deyince kafana hemen şu geliyor değil mi? Mesela diyelim ki denemeyi açtın. Türkçe kısmına gelelim mesela. Bu sorular zaten var gibiydi ama pardon burada inkılap taymış Songuç'um, patladım. Şu tarz böyle içerisinde böyle tabloların olduğu veyahut da böyle değişik cümlelerin olduğu soruları gördüğün zaman diyorsun ki ya bu kesin sözel mantık sorusu diyorsun. Niye? Çünkü sözel mantık bak demiş ki mesela Bahadır Bey'in sahip olduğu iş yerine iki farklı bölüm için eleman var. Garip bir soru, biliyor musun? İşte bu tarz sorulara biz sözel mantık soruları, infografi soruları diyoruz. Burada tablo oluşturma, yorumlama, gruplara blok yerleştirme, kronolojik sıra yapma, şifre oluşturma, görsel ve metin eşleştirme, infografik yorumlama, görsel seçenekli sorular, sembol açıklaması, sorun ve çözüm önerisi, sınıflandırma soruları. Ben buraları hızlı okudum çünkü bunların ismini bilmene gerek yok. Bunlar sözel mantıktaki soru tipleri Milletin Bakanlığı'nın örnek sorularına göre hazırlanmış soru tipleri. Yani biz Milletin Bakanlığı bir örnek soru hazırladığı zaman diyoruz ki bakalım bu soru nasıl bir soruymuş diyoruz. Atıyorum Milletin Bakanlığı Türkçe'ye şöyle bir soru hazırladı. Aa, bu diyoruz işte infografi sorusu. Böyle bir soru resim, görsel, yorumlama sorusu diyoruz. İşte ne bileyim böyle bir soru burada işte tablo analiz sorusu diyoruz. Bunların hepsini kodladık ve bu kodlamaya göre de sana sözel mantık soru tiplerini hazırladık. Sen de şimdi dikkatli bir şekilde dinle ve bu sorulardaki taktikleri öğren. Birincisi tablo oluşturma ve yorumlama sorularında önce mutlaka soru kökünü okuman gerekiyor. Zaten bütün anlam bilgisi sorularını, hatta bütün sorularda Türkçe, matematik, fen, İngilizce, Arapça, İngilizce, işte İngilizce, Arapça sürekli aynı şeyi soruyor. İnkılap tarihi hiç fark etmez. Bunların hepsini önce soru kökünü okumalısın. Soru kökünü okuduktan sonra üst kısma veya alt kısma geçmelisin. Böyle tablo sorularında da zaten önce soru köküyle başlıyorsun. Metinde verilenleri, ayrıntılarıyla inceliyorsun. Hiçbir zaman şurada yazan sayılar veya şurada yazan harfler gereksiz yere ya fabrikada fazlaydı koyduk işte değil. Mutlaka bir sebebi vardır. Ve verilen unsurların sayısına göre tablo oluşturup verilenleri tabloya yerleştirmen gerekiyor. Şimdi böyle bir tablo oluşturabilirsin. Birazdan buna uygun örnek sorularda geldik. Şimdi gruplara blok yerleştirmede ise yine soru kökünü okuyoruz ve öncüler doğrultusunda grupları ve sayıları belirlemen gerekiyor. A müzesine Ali, Zeynep, Mustafa veya Melek. B müzesine Ömer, Mustafa veya Dilek. Bu tarz tablolar yapman gerekiyor. Kişiler, öncüler. Ben bunlara çok kafam karışıyor hocam. Birazdan bunlarla alakalı sorular çözeceğiz ama mantığımız şu. Grupları ve sayıları belirliyorsun ama öncesinde soru kökünü okuyup hiçbir ayrıntıyı da göz ardı etmiyorsun. Sözel mantıktan ise %100 trilyon soru gelecek. Nedir? Sana böyle üst bir bilgi verecek, altında maddeler verecek ve bu bilgilere göre hangilerinin katıldıkları müsabakalar kesin olarak bellidir diyecek. Veyahut da bu kişilerin gittikleri yerlerle ilgili şunlar bilmektir. Buna göre hangisi kesinlikle X şehrine gitmiştir diyecek. Bu tür sorularda sıramız ilk başta 1 soru kökü, 2 seçenekler. Çünkü seçeneklerde acaba Ali'ye, Ayşe'ye, Fatma'ya mı odaklanmış yoksa voleybol, handball, basketbola mı odaklanmış? Ona odakladıktan sonra bu kısımları dikkatli bir şekilde okuyaraktan sorumuzu yapıyoruz. Ve diyelim ki bu seçenekte bir şey buldun ya, o zaman A'dan veya B'den eleyebiliyorsan elemeye çalışıyoruz. Şimdi mesela bir örnek soruyla başlayalım. Verilen bilgilere göre hangi öğrencinin yüzme yarışmasına katıldığı kesindir diyor. Bir sınıfta Naz, Cenk, Hazal, Erdinç ve Serenay gerçekten çok elit isimler. İsimli öğrenciler ilçede düzenlenen turnuvaya katılmışlardır. Öğrencilerin turnuvada katıldıkları branşlarla ilgili bilenler şunlardır. Şimdi öğrencilerden 3'ü koşu, 2'si yüzme yarışmasına katılmıştır. Bak şimdi. 3'ü koşu, 2'si yüzme yarışmasına katılmışlardır. Şimdi turnuvalar diyor. İlçede düzenlenen turnuvaya yüzme ve yüzme. Bunu kullanamayız hocam şimdi. Bak şimdi bu yüzme diyelim şöyle. Bir tane yüzme yazalım, tamam mı? Aynı zamanda ne dedik? Başka ne vardı? Yüzmeden başka
Yüzmeden başka pardon. Koşu. Koşu vardı evet. Koşuyu da şöyle yazalım Tonguç herhalde benim. Diyor ki öğrencilerin 3'ü koşu. Bak şöyle 1, 2, 3 tane koşu yapıyorum. İkisi yüzme yarışmasına katılmıştı. Bunu yazdık tamam. Hazal ve Erdinç farklı branşlarda yarışmaya katılmışlardı. O zaman Hazal'ı buraya alıyorum tamam mı? Erdinç'i de buluyorum. Niye öbür türlü yapmadınız hocam? O da olabilir, o da olabilir. Ya da burada da olabilir. Doğru, çok zekisin. Cenk ve Serena aynı branşlarda yarışmaya katılmışlardı. Şimdi Cenk ve Serena aynı branşlarda yarışmaya katılmışlarsa bir kere Cenk ve Serena... İkisi de yüzmedir. İkisi de yüzmedir. Hayır, ikisi de koşudur. Niye? Çünkü koşuya 3 kişi katılmıştı. Şimdi Cenk ve Serena buraya katılacak kesin. Artı bir de Hazal ve Erdinç farklı branşlarda olduğu için Erdinç'in olduğu tarafa koydum. Çünkü 3 kişilik olan taraf burası. Anlaşıp Tonguç'un. Şimdi verilen bilgilere göre hangi öğrencinin yüzme yarışmasına katıldığı kesindir. Hangi öğrencinin yüzme yarışmasına katılmak kesindir? Şimdi bir kere Cenk ve Serenay aynı şeye katıldı. Naz kaldı hocam bir tek. Evet, bir tek Naz kaldı. Şöyle, eğer Cenk ve Serenay aynı branşlarda yarışmaya katılmışlarsa ve Hazal ve Erdinç onun tarafındaysa, Hazal ya da Erdinç'ten, Erdinç de burada olabilir, Hazal da burada olabilir. Ama kesin olan bir şey varsa Naz yüzmede. Dolayısıyla Naz'ı rahat bir şekilde bulduk. Hemen buraya Hazal yazalım. Bunda Naz gibi durmasın. Haz gibi duruyor çünkü. Peki ya Erdinç Hazal yer değiştirebilir mi hocam? Tamam değiştirelim. Gene bir şey değişmiyor. Naz gene burada. Dolayısıyla bak tablomuz oluşturunca rahat bir şekilde bulduk. Tabii benim tablom biraz iğrenç gözüktüğü için seni korkutmuş olabilir. Sen daha güzel yazıp çok daha iyi yapabilirsin. Kronolojik sıralama sorularında ise önce soru kökünü okuyoruz Tonguç'um. Soru kökü her zaman gibi. Her zaman değişmeyen mantığımız bu. Önce, sonra, daha sonra gibi ifadeleri dikkat edin. Önce, sonra, daha sonra ifadeleri senin sıralamanı daha iyi sağlar. Mesela soru kökünü okudun. Bir, tamam mı? Bu bilgilere nokta nokta yapılma tarihli aşağı hangisi doğru verilmiştir dedi. Şöyle seçeneklere baktın hızlı bir şekilde bir saniye. Sonra bak soru kökünden sonra öncül metin ve bilgilere bakarken önce, sonra, önce ve daha sonra gibi ifadelere dikkat edip sıralamaya çalışıyorsun. Şifre oluşturma sorularında ise soru kökünü okuyup şifre oluşturma kurallarına kesinlikle dikkat etmen gerekiyor. En az 6, en fazla 8 karakterden oluşmalıdır. Şifrenizde en az bir büyük, bir küçük, bir harf, bir rakam bulunmalıdır. Bu tarz şeyleri bilip mesela en az 6... Kılıyorum böyle siteler bir sürü yabancı harf koyacaksın yoksa kabul etmem diye. En az bir harf ve en az 8 karakter içeride. Sadece sayı niye koyamıyoruz ki? Olmaz. Daha güvenli bir şifre olması için bunu koymamız gerekiyor Tonguç. Şimdi görsel ve metin eşleştirmeler ise bunlar en sevdiğim sorular. Hatta bu az önce vardı tostumuzda. Tost 8'de koymuştuk çok güzel bir tane. Şöyle göstereyim. Şimdi nerede? Şöyle gelsin. Evet. Ha bak. Bu örnek sorularda da vardı buna benzer soru. Zaten biz de birçok örnek soruya denk getiriyoruz sorularımızla. Buna göre aşağıdaki minyatürler hangisi matrakçı Nasupaş'a ait olabilir diyor ya. Bir bilgi veriyor sana. Sen bu bilgilere göre buradaki resimleri anlamaya çalışıyorsun. Şimdi buradaki bilgilerin hepsini dikkatli bir şekilde irdelemezsen soruyu kaçırırsın. İşte burada da mesela görseli en doğru yansıtan metni bulurken görseldeki ayrıntılara dikkat et. Hava aydınlık olduğuna dikkat et. Denizde kayıkla dolaşanlar olduğuna dikkat et. 4 kişi kayığı suya indiriyor dikkat et. Yerde varil var dikkat et. Bak bu pis bir görüntü esasında. 2 adamın başına şapka var dikkat et. Çünkü bu tarz detayları sana birazdan seçenekle dedektif sorayım. Miyiz hocam biz? Dedektifsin Tonguç'um. Yani eskiden bununla alakalı uzun bir paragraf anlatıp resim falan çizmeden, resmi koymadan uzun paragraf anlatıp bulmana çalışıyorlar. Bu sefer de resmi okuyorsun. Metinde bunları bulmak gerekiyor Tonguç'um. İnfografik yorumlama sorularında ise az önce gösterdiğimiz şu tarz sorular. İnfografik yorumlama soruları da böyle bir infografi veriyor tamam mı? Bu infografiye göre hangi sembolleri nereye yerleştirebiliriz? Hangisi doğrudur şeklinde sana sorular yöneltiyor. Veyahut da böyle bir infografi veriyor bunu yerleştirebilirsin diyor. Veyahut da böyle bir infografi veriyor bunu yerleştirebilirsin diyor. Şimdi infografi esasında senin işini daha da rahatlatan bir şey. Niye biliyorsun Tonguç? Eskiden uzun uzun paragraf soruları geliyordu böyle. Oku, 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 oku. Bitmiyor. Soru kökü A seçeneği, B seçeneği, C seçeneği, kus, sıkıl, sıkıl. Şimdi ise bunun yerine adam şöyle bir infografi koyuyor tamam Tonguç'um. Bu infografinin içerisinde şuraya bir boncuk koyuyor, şuraya bir yıldız koyuyor, şuraya bir şeyler koyuyor. Yani bunları dağıtıyor. Sonra yine aynı soruyu soruyor. Diyor ki buna göre hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır diyor. Şimdi şu şekle bakmak mı daha güzel Tonguç'um? Şöyle yanlarına böyle renkli. Sağdaki şey. Şekli hocam. Sağdaki şekil daha güzel değil mi? Böyle renkler falan koyuyorlar etrafına işte yıldızlar falan koyuyorlar. Sen diyorsun ki ya ne güzel. Hah işte infografi bu. Dolayısıyla infografi deyince infografi. Hayır infografi de çok güzel bir şey. Bu tarz sorularda soru kökünde senden ne istediğini iyi belirlemen lazım. Grafikteki sayısal verilerin kesinlik içerdiğini yorum açık olmadan unutma. Yani olabilir belki falan değil. Sayısal veri öyle kafasından atamaz, yorum açık olamaz. Seçenekleri veya numaralanmış ifadeleri infografiye yerleştiriyorsun. Ardından da doğru cevaba ulaşıyorsun. Şimdi mesela aşağıda nokta nokta ile ilgili bir görsel verilmiştir diyor. Yıllar var. Bak 2015 yılında artış olmuş. 2016 yılında artış olmuş. 2017'de artış olmuş. 2018'de azalış olmuş. 2019'da artış olmuş. Ve hatta 2016'daki artış oranı bak şuraya görüyor musun Tonguç'um?
2019'dan daha fazla, 2017'den daha fazla. Bunları bilmen gerekir. Veyahut da Türkiye, Almanya, İngiltere, Çin diye rakamlar veriyor. Ve burada başka ülkelerle alakalı karşılaştırma isteyebilir. Mesela burada hangisinde en fazladır dediğinde Türkiye'de diyebilirsin. Hangisi en azdır dediğinde Çin'de diyebilirsin. Sayıları okuman yeterli. Bu görselden hareketle bilgilerden kesinlikle hangisine ulaşılabilir dediği zaman buradaki cümlelere bakacaksın. Mesela şöyle bir bilgi verdi sana. Çin'deki sayı daha yüksektir dedi. Bu yanlış, buna ulaşamazsın. Çünkü Çin'de 347 bindi. Veyahut da 2017'deki artış 2016'dan daha azdır dedi. Bu doğru bak. 2016'da ciddi bir artış var. 2017'de daha mintoş bir artış var. Dolayısıyla bu artışı oranlaman. Yani şuradaki çubuğun şuradaki çubuktan daha uzun ya da kısa olduğunu bilmeni gerektiren sorular gelebilir Tonguç'u. Görsel seçenekli sorularda ise üste bir bilgi verecek. Aşağıdakilerden hangisi müddetle tanıtılan sanat eserine örnek gösterebilir diyecek. Şimdi burada doğanın güzelliklerine bahsedebilir. İşte soyut böyle daha böyle özelliğin fazla olduğu bir görselden bahsedebilir. Bak burada bir özellik yok. Bir tane annem çocuğunu emziriyor. Bir tane teyze elinde sepette oturuyor. Bir tane çocuk uyuyor. Ama burada bir garip bir soyutluk var bak, görüyor musun? Resmen bir böyle Picasso tarzı saatler, zaman erimiş yani. Çok değişik. Lan burada saat nasıl böyle duruyor? Ağaç dalında saatin ne işi var? Bu tamamen soyut bir ifadeyi tanımlıyor. Bu da olabilir. Doğada böyle bir görüntü olabilir. Yani böyle Karadeniz'de böyle yaylalar var. Veyahut da Anadolu'da böyle köyler bir şeyleri topluyor olabilir. Bunlar biraz daha nesnellik barındırıyor. Bu ise özellik barındırıyor. Bunu sana sorgulatabilir. Diğer görsellerden farklılığını belirle bak. Ben daha soruyu okumadan, daha doğrusu soru yok ortada. Bulabilir miyim hocam? Burada hangisi farklıdır desem hangisi farklıdır Tonguç? Hocam bence B şıkkı farklıdır. Aynen. Zaten söylediğim için aynısını tekrarlıyorsun. Bunlar gerçeklik payı çok fazla. Burada ise gerçeklik payı çok çok az. Saat yamulmuş. Saat yamulmuş. Özellik var. Şimdi anlam bilgisinde. Şimdi burada şu çok önemli Tonguç. Sözel mantık sorularına bir sürü taktik gösterdik ama senin yapman gereken, şimdi birazdan geleceğiz. Mutlaka son tekrar kitabından bunların her biriyle alakalı biz birer tane de sınavda çıkarabilecek örnek soru da verdik. Bak tablo oluşturma, sınav sorusu. Blok yerleştirme, sınav sorusu. Ben şimdi burada bütün bu sınav sorularını çözersem birazdan çok uzun sürecek olan bu yanımızdaki yazım noktadan onları yetiştiremem. 7 saat sürer yayınımız. Ama sen kendi mutlaka bunlarla alakalı birer sınav sorusu çözmelisin. Ya da denemelerden mutlaka soru çözmelisin. Niye biliyor musun? Bu konu böyle anlatılarak değil, soru çözüp yanlış yapılarak pekiştirilebilecek bir konu. Yani sen diyelim ki şeyi açtın, Türkçe'yi açtın. Türkçe'de eğer sen şu soruyu açıp yanlış yapmazsan, ah buraya takılım demezsen, ay burada bunu soruyormuş deyip doğru cevabını öğrenmezsen veyahut da buna göre hangisi söylenebilir deyip buradaki eşleştirmeleri yapıp soruyu tam anlamıyla pekiştirmezsen bu infografik soruları sınavda hata yaparsın. Çünkü ne kadar çok sözel mantık sorusu yanlış yapıp doğrusunu öğrenirsen o kadar az yanlış yaparsın Tonguç evladım benim. Anlam bilgisinde sözcükte anlam, cümlede anlam, parça anlam işte en fazla sorunun geldiği kısma geldik. Parça anlam zaten esasında sözel mantığı da içine alıyor ama biz sözel mantığı trend bir konu olduğu için, güncel bir konu olduğu için en başta anlattık. Şimdi burada sözcük ve sözcük gruplarının anlam, gerçek mecaz, işte eş anlam, zıt anlam, ses, deş, aynı kavramlarına giren sözcükler, ikileme yansıma. Buradan bir ya da iki soru bekliyoruz. Cümlede anlamda özden nesnel, yani kişisel düşünce içeren, kişisel düşünce içermeyen cümle. Amaç sonuç, neden sonuç, koşul sonuç. Amaç sonuçla bir hatırlarsan bir istek, bir plan vardı. Neden sonuçla bir nedenden dolayı bir durum oluşmuştu. Koşul sonuçta ise babaanne cümleleriydi. Bunları birazdan örneklendireceğiz de. Anne cümleleriydi. Bu tarz şeylerden mutlaka bir ya da iki soru geliyor. Cümle duyguları, kavramlar oluşturma, birleştirme ve tamamla. Parça anlam ise en fazla sorunun geldiği kısım. Yani burası en fazla sorunun geldiği yer. Sana mutlaka parça anlam sorularını infografi üzerinden, sözel mantık üzerinden, tablo oluşturma soruları üzerinden soracaklar. Konu başlık, anahtar kelime, ana fikir, yardım düşünce, parçada yapı, parça anlatım yani açıklama, betimleme, öyküleme, tartışma, düşünce geliştirme yolları, karşılaştırma, benzetme, tanımlama, sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme. Bunların hepsini birazdan hızlı bir şekilde tekrar çizeceğim. Şimdi sözcük anlamda Türkçe'de sözcükler kullanıldıkları cümleye göre anlam kazanıyorlar. Mesela açmak sözcüğünün 20 tane anlamı vardır. Anlamı sen farklı farklı yere koyaraktan farklı farklı anlamlar kazandırabilirsin. Ne yapacaksın biliyor musun sorular? Taktik şu. Anlamı sözcüğün yerine koyuyorsun ve cümleyi tekrar okuyorsun. Yani Lego'yu koyar gibi mesela şu kapağı alıyorsun, kalemin üstüne takıyorsun. Oldu mu oldu. Olmadı mı? Mesela diyelim ki bu kapağı aldın, şunun üstüne takmaya çalışıyorsun. Olmuyor. Tamam o zaman bu seçenek değil. Bu kadar net bir şekilde soruları yapabilirsin Tonguç'um. Cümleyi tekrar oku, anlam değişmiyorsa doğru cevap olur. Mesela kitap okumak için ışık yeterlidir. Aydınlanmak için kullanan elektrikten bahsediyorum. O bize ışık oldu. O bize yol gösteren oldu. Bak çok şöhretti. Bak yol göstereni koy. O bize yol gösteren oldu. Cisimlerin kuvvetini ölçmek için dinamometre kullandı. Bak fizik terimi. Burada yol gösteren kelimesini tak diye buraya koyabiliyor musun? O zaman ışık burada
yol gösteren anlamda kullanılmış diyebilirsin. Tabi burada gerçek mecaz ve terim anlamı öğretmek için kullandı bu tabloyu. Gerçek anlam bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı. Yani mesela diyelim ki kara deyince aklına ne geliyor? Birincisi direkt siyah geliyor. Veyahut da bir şey kıta karası geliyor. Yani denizin kenarındaki kara geliyor. Sen bu karadan sonra kara günler bizi bekliyor veyahut da kara günler geride kaldığı zaman orada kötü sıkıntılı günler geride kaldı demek istiyor. Dolayısıyla ilk başta sıkıntılı gelmiyor. İlk başta siyah renk geliyor. İşte bunun gibi aklımıza gelen bir sözcüğün ilk anlamı gerçek anlamıdır. Bunu temel anlam diye de verebilirler Tonguç'un. Buraya yazıyorum. Temel anlam. Mecaz anlam ise bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yepyeni bir anlam oluyor. O bize ışık oldu. Hı? Işık derken böyle el feneri değil ki. O bize yol gösterici oldu manasında kullanılıyor. Ve gerçek anlamından uzaklaşıyor. Yani ışıkla öbürünün hiçbir alakası yok. Terim anlam ise cisimlerin kuvvetini ölçmek için derken bir fizik terim var ya. Coğrafya, tarih, fen bilgisi, edebiyat, Türkçe. Mesela sözcüğün yapısı bir şey terimi. Dil bilgisi terimi. Bunları da rahatlıkla yapabiliyorsun komşu herhalde. Sözcükler arası anlam ilişkisinde eş anlam, zıt anlam ve sesleş var. Eş anlam yazılışları farklı anlamlar aynı olan şeyler. Olanak ve imkan, düş ve rüya yazılışları farklı ama anlamları aynı olan sözcükler. Eş anlamlı kelimeler birbirine konulduğunda anlam bozulmaz. Buna dikkat et. Zıt anlamlar ise aynı varlığın zıt özelliğini ifade ediyor. Ağırın zıttı hafif, çokun zıttı az, varın zıttı yok. Gelmenin zıttı gelmemek değil ama işte onun olumsuzluğu burada git dememiz gerekiyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Sesleş ise yazılışları aynı anlamları birbirinden tamamen farklı olan sözcükler. Yüz hem sima olabiliyor, hem yüzme eylemi olabiliyor, hem de yüz rakam olabiliyor. Demek ki farklı farklı anlamlara geliyor. Dik hem eğik olmayan geliyor, hem de yetiştirmek için toprağa yerleştirmek anlamına gelebiliyor. Biz buna net bir şekilde sesleş sözcük diyoruz. Aynı kavram alanına giren sözcüklere baktığımızda ise birbirini çağrıştıran sözcüklerdir. Mesela eğitim deyince okul, öğretmen, ders, sınıf, yazılı, sınav bunlar hep birbirinin alanlarına giriyor. Aydınlatmada ise lamba, mum, fener, kandil, ışık, ampul bunların hepsi benzer alana girmiş oluyor. Sözcüklerin çağrışımlarıyla alakalı %100 bir soru geleceği için buna benzer bir soruyu burada seninle çözelim istedik Tonguç'um. Bak şimdi. Aşağıdaki şekillerde numaralanmış bölümleri çevresindeki sözcük veya sözcük gruplarının çağrıştırdığı en uygun kavram yazılmak istenmektedir diyor. Tamam yazalım. Sözcüğü iki defa yazmışız. Şurayı silelim. Tamam. Buna göre numaralanmış yerlere getirilecek kavramlar aşağıda hangisi doğru verilmiştir? Anayasa, dava, savcı, tren, uçak, gemi, mektup, telefon, internet. Şimdi anayasa, dava, savcının olduğu yere demokrasi gelebilir gibi, hukuk çok daha iyi gelir gibi, belediye biraz kel alaka, hukuk... Adalet. Adalet, hukuk. İkiye bakalım. Tren, uçak, gemi, iletişim, ulaşım. Ha, ulaşım çok mantıklı. Ulaşım yine olabiliyor. Araç da olabilir. O zaman A seçeneğini eledik, gitti A seçeneği. Mektup, telefon, internet. Burada da iletişim diyebiliriz, tamam. İletişim diyeceğimiz için buradaki haberleşmeyi gönderiyoruz. Haberleşme olabilirdi ama şurada belediye gitmişti. Burada da ticaret gitmişti. O zaman doğru cevabımız net bir şekilde Bursa seçeneği oldu. Niye? Anayasa, dava, savcı, hukukla alakalı. Tren, uçak, gemi, ulaşımla alakalı. Mektup, telefon, internette iletişimle alakalı diyoruz. Ve cevabımızın Bursa seçeneği olduğunu rahatlıkla yakalıyoruz. Cümlede anlamda neden sonuç cümlelerinde eylem ve eylemin gerçekleşme sebebi var. Tekrar söylüyorum Tonguç'um bak. Elinde başka bir kitap varsa o kitaptan, yoksa bizim son tekrar kitabımızdan tüm bu sorularla alakalı pekiştireç yapman için güzel bir şekilde hemen mesela. Bak ben şimdi neredeyim? Hepsini burada pekiştireceğim hocam. Bak ben burada eş anlamlı sözcükleri anlattım ya. Bununla alakalı tam sınav tarzı soruları çözmen lazım. Onları bir sınava göre hazırladık. Veyahut da şimdi cümlede anlamı anlatıyorum mesela. Bak az önce gösterdiğim şey. Hocam sınava çıkacak sorulara benzer sorular mı hocam? Aynısı diyorum ya. Dejavu yaşayacağın sorular. Tamamen sınavdaki örnek sorulara uygun bir şekilde hazırlandı. Dolayısıyla mutlaka bu kitabı ya da buna benzer başka bir kitap da olabilir evde varsa. Onunla çalışmalısın, pekiştirmelisin. Türkçe çünkü bilhassa anlam bilgisi soru çözerek anlaşılır. Yani anladım hocam paragrafı, teşekkürler. Böyle bir şey olmaz. Soru çözüp hata yapman lazım. Neden sonuç cümlesi? Eylem ve eylemin gerçekleşme sebebi var. Den ötürü, den dolayı, çünkü gibi ifadeler yargının sebebi belirtiyor. İşten geç çıktığı için trafiğe kaldı. Yapabileceğimiz bir şey yok. Yazıklar olsun. Ne diyorsun ya? Sonuç bu, sebebi de bu. Amaç sonuç cümlelerinde ise biraz daha sevgi dolu. İşe yetişmek için hızlı hazırlandı bak. Biraz daha isteği var. İşe yetişmeye çalışıyor. Eylem ve eylemin gerçekleşme amacı var. Burada sonuç bu, amaç da işe yetişmek. Diye, maksadıyla, gayesiyle gibi ifadeler amaç anlamı katıyorlar. Koşul sonuç cümlesi ise bir eylemin yapılması şarta bağlıdır. Hani diyoruz ya anne cümleleri.
İşte ödevini yaparsan dışarı çıkarsın, ödevini yapmazsan zılgıtı veyahut da terliği yersin gibi. İşin hızlı yaparsa bugün tüm mektupları dağıtır. Yapmazsa o zaman sıkıntı yaşar. İşini hızlı yaptığında, işini hızlı yaptığı zaman, işini hızlı yaparsa gibi ifadeler hep bir koşul anlamı katıyor. Özden cümleler ise zaten hep bildiğimiz şeyler. Kişisel düşünce içeren cümlelerdir ve bu cümlelerde Tonguç'um duygu düşünce vardır. Kanıtlanamaz, kişiden kişiye değişir. Nesnel cümle ise kişisel değil. Bu bilimsel neredeyse. Duygu düşünce içermiyor, kanıtlanabilir ve kişiden kişiye değişmez. İstanbul'un manzarasına doyum olmaz. Ne diyorsun ya? Yani bak, burada resmen özellik var. Suna yakın başarılı bir şahit bak. Buradaki başarılı, burada doyum olmaz ifadesi. Olağanüstü bir kurgu var ifade. Bunlar hep özellik atmış. Ama İstanbul Türkiye'nin 81 ilinden biridir. Doğru, kanıtlayabilirsin. Suna yakın 10 mısralık bir şiir yazmış. Doğru, kanıtlayabilirsin. Hikayedeki küçük çocuğun hayatı anlatmış. Doğru, kanıtlayabilirsin. Burada bunu zaten bildiğini biliyorum. Sen zaten bizim öğrencimiz olarak da hem okuldaki sorularda hem denemelerde bunlarla alakalı çok soruyordun. Burada şuna dikkat et. Özel cümle soyuttur Tonguç evladım beni bak. Nesnel cümle ise biraz daha somut ifadeler içerir. Bu da sana ekstra ayrıntılı bir bilgi olsun. Cümlede duygulara baktığımızda pişmanlık, istenme, özlenme, endişe, küçümseme, azımsama, beğeni ve sevinci görüyoruz. Pişmanlık, keşke paramı harcamasaydım. Sistem, sinemaya giderken beni çağırmamışsın. Karşı taraftakine böyle bir kızgınlık. Özlem, doğduğum şehir burnumda tutuyor. Endişe, acaba sınavdan düşük puan mı aldım? Küçümseme, basit bir çiçekle gönül almaya gelinir mi? Yani burada küçümseme ile azımsama arasında fark olduğunu bilmen lazım Tonguç'um. Bu kadarcık parayla bak. Azımsama da ölçülebilir, sayılabilir bir ifade kullanılırken küçümsemede böyle bir ifade kullanılmaz. Yani maaş azımsanır, aldığın not azımsanır, para azımsanır. Yani ölçülebilir şeyler azımsanır. Bu kadarcık parayla söylediğim malzemeleri alamam. Bu küçümseme değil, azımsama oluyor. Beğeni, yeni taşındığın ev oldukça geniş ve güzel görünüyor. Sevinç, yaşasın teyzemler bize geliyor. Bunları zaten Türk vatandaşı olduğum için rahatlıkla yapabiliyoruz. Şimdi böyle bir soru %100 gelecek Tonguç'um. Bu açıklamaya göre aşağıdaki metin hangisi de özel nesnel anlatıma başvurulmuş soru diyecek. Özel anlatım, nesnel anlatımın ne olduğunu bileceksin ve üstte tanımını verecek. Çünkü ön bilgiyi veriyor artık Milli Eğitim Bakanlığı. Sonrasında seçeneklerde eğer özel ifade arıyorsan içerisinde böyle mecaz anlamın bulunduğu şeylere bakabilirsin. Demek ki öznel, yorum, mecaz, soyut ifadelerini buraya koyabiliriz. Nesnelde ise kanıtlanabilir, gerçek ve somut ifadelerini buraya koyabiliriz Tonguç'um. Onun dünyası burası, bunun dünyası burası. Olasılık belki o da bizimle gelir. Yani belki. Önyargı, işe geç geleceğin adım gibi biliyorum bak. Önceden yargıda bulunuyorsun. Öneri, bir teklifte, tavsiyede bulunuyorsun. Telefonuna güvenilir olmayan sitelerden yazılım indirmemelisin. Varsayım, olmayan bir şey varsıyorsun. Farz et ki, tut ki, düşünelim ki, öyle olduğunu kabul edelim gibi cümleler kullanıyorsun Tonguç evladım benim. Onaylama, bu fakülteyi seçmesi yerinde bir karardı. Onaylıyorsun. Tanım, astronot uzay çalışmalarına katılmak üzere yetiştirilmiş kişidir. Astronot nedir sorusunun cevabı oluyor. Aşamalı durum ise her geçen gün artan veya azalan bir şey. Her geçen gün havamız kirleniyor. Çocuğun dersleri gittikçe düzeliyordu gibi. Gerçekleşmemiş beklenti ise bir beklentim var ama gerçekleşmemiş. Toplantıya yetişeceğimi düşünüyordum ama yetişemedim. Beklentim buydu ama gerçekleşmedi. Cümle oluşturmadan da mutlaka bir soru gelecek. Mesela bu, yapalım bir tanesini. Önce ön bilgi veriyor sana. Kurallı ve anlamlı cümle oluştururken yüklemin sonda olmasına, tamlamaların söz gruplarının bağlantısına ve mantık sırasına dikkat etmeliyiz. Şimdi böyle bir bilgi verdi. Sonra bunları diziyor sana. Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur diyor. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Bu tür sorularda ilk başta son cümleyi bulmalısın Tonguç'um. Son şeyi, maddeyi. Bak. Sonra nokta olanı bulurum hocam. Aynen. Sonra nokta olanı koymazsa eğer, bak demektir diyor ya, oradan yakalayabilirsin. Yani olarak görmek diye cümle bitmez. Çevrenin yok olmasına, karşılayacak bir kaynak, doğa, insanların ihtiyacını diye cümle bitmez. Dolayısıyla burada cümlenin sonunda kurallı bir cümle olacaksa yüklem olması lazım. Davetiye çıkarmak demektir diyoruz. Şimdi baştan üçüncü olur demiş. Bak şimdi. Çevrenin yok olmasına, doğa, insanların ihtiyacını karşılayacak bir kaynak olarak görmek. Pardon. Şöyle yapalım bir dakika. Davetiye çıkarmak demek. Ne diyelim? Doğanın yok olmasına, çevrenin yok olmasına davet çıkarmak demektir. Bak şimdi. En sonunda 2 var. Tamam mı? Sonrasında 3 var. Niye? Çevrenin yok olmasına davetiye çıkarmak demektir. Doğayı insanların ihtiyacı gibi olarak görmek. Harikasın bak. Doğayı. Çevrenin yok olmasına. Doğayı insanların ihtiyacını. Karşılayacak bir kaynak olarak görmek. Karşılayacak bir kaynak olarak görmek. Bir.
çevrenin yok olmasına davet çıkarmak demektir. O zaman anlamlarla getirdik, kurallarla da getirdik yüklemi sona koyaraktan. Hangisi baştan üçüncü olur? 1, 2, 3. 1 baştan üçüncü oldu. O yüzden cevabımız Ayhan, yani Adana seçeneği oluruz. Cümle birleştirirken her iki cümledeki bilgilerin eksiksiz bir şekilde toplanmasına dikkat etmen lazım. Mesela Bem Lecomte Atlas Okyanusu'nu yüzme tahtası kullanmadan yüzerek geçen ilk kişidir. Bak buradaki ilki Atlas Okyanusu'nu yüzme tahtası kullanmadan geçtiğini, yüzerek geçtiğini söylemen lazım. Fransız yüzücünün 1988'de yaptığı bu yolculuk 73 gün sürmüştür. 1988 Fransız olduğu adamın 73 gün sürdüğü, bunların hepsini kullanman lazım. Atlas Okyanusu'nu yüzme tahtası kullanmadan yüzerek geçen ilk kişi olan Fransız yüzücü Ben Lecomte 73 gün süren bu yolculuğu 1988'de gerçekleştirmiştir. 3 günü kullandım mı? Kullandım. 1988 var mı? Var. Fransız mı? Fransız. Yüzerek kullandım mı? Kullandım. Yüzme tahtasını kullandım. Yüzme tahtasını kullanmadığını kullandım mı? Kullandım. Atlas Okyanusu'nu da kullandım. Ben Lecomte'u zaten kullandık. O zaman her şeyi kullandığımıza göre iki cümleyi de birleştirmişiz diyebiliriz. Cümle tamamlanmadı ise tamamlanacak veya tamamlanmayacak sözcükler arasında anlam ilişkisine, zaman kişi uyumuna dikkat etmen gerekiyor. Mesela cümle birleştirme sorusu gelir. %100 gelir Tom için. Bu iki cümlede ifade edilenler anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali. Zaten az önce şu tarz soru, yani şu gösterdiğim Ben Lecomte örneği bu cümleyi birleştirme için. Demek ki ne yapıyoruz? Şurada bir şey var, burada bir X var, burada Y'den bahsetmiş, burada Z'den, burada T'den bahsetmiş. Burada U'dan, burada K'dan, burada L'den, burada M'den bahsetmiş. O zaman seçeneklerde diyelim ki burada Z yoksa B gider. Yani içinde bütün harfler var ama Z yok. O zaman bu birleştirilmiş hali. Bütün harfler var ama K yok. Bütün harfler var ama M yok. O zaman o gider. Buradaki bütün detayların olması gerektiğini bilmen lazım. Deyimler ve atasözlerinden sorular geliyor Tonguç'um. Deyimler sözlerin anlaşılmasını kolaylaştıran... Sakla zamanı göl olur. Hayır, batırdın. Sakla zamanı gelir zamanı damlaya damlaya göl olur Tonguç'um. Fikirleri kısa ve öz bir şekilde dile getirir. Ve sana sınavda böyle bir soru soracak. Deyimler böyle tanımını verecek. Nokta 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 nokta. Örneğin nokta 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 nokta. Böyle örneğini verecek. Resmen açıklayacak. Biz buna yeni tarz Milli Eğitim Bakanlığı sorularında ön bilgili sorular diyoruz. Ardından da aşağıdaki deyimlerin hangisi metinde boş bırakan yerlerden herhangi birine getirilemez diyecek. Ve soruya geçmeni isteyecek. Yani sana sınavda bak şunu göstereyim burada. Reklam olsun diye değil, direkt örnek olsun diye gösteriyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bak. Mesela bak. İletişimin öğeleriyle ilgili örnek olay anlatılmıştır. Bak önce iletişimin öğelerini gösteriyor. Sonra bu iletişim öğeleri hangisi doğru verilmiştir diyor. Yani sana üste bilgiyi verip soruyu soruyor. Bak mesela örnekleme, tanım, gösterme, benzetmeyi zaten sen okulda öğrenmiş olman lazım. Ama sanki öğrenmemişsin gibi burada anlatıyor tanımlarını. Sonra hangisine yazılamaz diyor. Yani bilgi veriyor. Bak bu öyle değil. Bu direkt sözel mantık sorusu. Ama bu sınav tarzı soruda önceden bilgi verip sana soruyor. Dolayısıyla sen sınav tarzına kendini alıştırman lazım. Seçeneklerden rahatlıkla yapman gerekiyor. Atasözlerinden de geçmişten günümüze gelen uzun deneyimlere dayanan kısa ve özü öğütler veren kalıplaşmış sözlerdir diye bir ön bilgi veriyor sana. Bunu zaten biliyordun ki sen. Atasözünün ne olduğunu biliyordun. Yani LGS'ye giren bir öğrencinin atasözü mü? İlk defa duyuyorum. Allah Allah. Dediği yok ki zaten bu ön bilgi verecek sana. Vermese de veriyor biliyorsun. Sonra atasözleri örnekleri verip hangisi bu atasözlerindeki altı çizgili sözcüklerin karşıladığı anlamlardan biri değildir diyor. O zaman bu bilgiyi niye verdin bana? Beni niye Tonga'ya düşürmedin? Sen bana bunu sormuşsun. Bunu kapat. Bunu soruyorsun işte. Bakalım. Allah dağına göre kar verir. Şimdi hatırlarsan bir Lego yöntemi vardı. Bir şu vardı diyeyim seçenek. Bir de şu vardı. Sen bu kapağı bunun üstüne takamıyordun. Ama bunun üzerine hop diye takabiliyordun. Sorularda aynı bu yöntemi kullanman gerekiyordu. Şimdi burada kar kelimesinin olduğu yere... Kapak yöntemi. Kapak yöntemi. Yani soruya kapak olsun. Aynen soruya al sana kapak olsun diyorsun. Allah dağına göre gerçekler verir. Allah dağına göre meslek verir. Allah dağına göre sıkıntı verir. Ha buradaki esas da kar sıkıntı demek istiyor. Yani bir insanın dayanma gücüne göre Allah insana sıkıntı verir demek istiyor. Allah kimseye sıkıntı vermesin. Herkesin işleri rast gitsin. Ama bazen bir sıkıntı yaşadığın zaman diyorsun ki gerçekten bu böyleymiş. Bu benim yani Allah'tan geldi. Neyse diyorsun. Bu onu anlatan bir atasözü. Güneş balçıkla sıvanmaz. Burada atasözün anlamını bilmen lazım. Güneş balçıkla sıvanmaz derken güneşi sen çamurla kapatamazsın. İlla gözüküyor. İşte hayatta da bazı gerçekleri sen ne kadar gizlesen saklasan da er geç ortaya çıkar. Dolayısıyla gerçekler saklanamaz demek istiyor. Burada B oturuyor. Sıkıntı oturuyor. Yel kayadan ne koparır? Yani burada da diyelim ki bir kaya var. Bu kayayı rüzgar esse de çok fazla bir şey koparamaz. Yani sadece biraz kayayı şekillendirir. Kayayı alıp götüremez. İşte sağlam karakterli insanlarda yaşadıkları olaylar karşısında, saçma sapan hurafeler karşısında veyahut da böyle dertler karşısında
üzüntüler karşısında sağlam karakterleriyle veyahut da kendilerinin önlerine çıkan hileli insanlar karşısında sağlam karakterleri her zaman dur, kaya gibi dur. Ne var? Sıkıntım var kardeş şeklinde. Dolayısıyla burada da kaya derken sağlam karakterli kişi söylüyor. Ama meslekten falan bahsettiği yok Tomucuğum. Demir tavında dövülür derken her şey zamanında yapılır demek istiyor. Yani demir sıcakken o ateş gibi böyle şekillerken. Siz demiri tavladınız mı hocam hiç? Demiri hiç tavlamadım. Demiri tavlamam için gerçekten o işin ustası olmam lazım. Demiri tavlamaktan kastımız da şu. Arkadaşlar bilmiyorsa onlara da söyleyelim. Sen şimdi burada artistik yapmaya çalışıyorsun ama. Demir böyle ilk başta ateş halindedir böyle. İnanılmaz sıcak. Yani dokunsan erir gidersin. Lav halinde. Böyle hani içtiğimiz çayı hatırla. Onun gibi böyle. O lav halindeki şeye şekil verir usta. Tam böyle başka bir demirle. O esnada o şekli vermezse kurusa bitti. Artık gitti yani. Yapacak bir şey yok. O yüzden tam zamanı tavındayken dövmen gerekiyor. Parça anlamda ana fikirle başlıyoruz. Ana fikir fikirlerin annesi. Yani asıl anlatılmak istenen düşünce. Bu tür sorularda sana direkt taktik veriyorum Tonguç'um. Direkt taktiğe geçiyoruz. Bir, metnin ilk cümlesi nesnelse yani böyle yoruma dayalı olmayan genel geçer kanıtlanabilir bir cümle ise genellikle ana fikir ilk cümledir Tonguç. Bu bir. Oo. Metnin sonunda yer alan kısacası, özetle gibi ifadeler varsa genellikle ana fikir verilir. Özelden genele giden sorularda, paragraflarda ana fikir son cümlededir Tonguç. Olay yazılarında bize verilmek istenen dersi bir cümle özetleyerek ana fikri bulabilirsin. Yani olayı okudun, özetlemeye çalış bir cümlede, o zaman ana fikri bulursun. Bazı metinlerde ise ana fikir parçanın geneli olabilir. Dolayısıyla giriş cümlesi olabilir nesnel cümlelerde başladıysa, sonuç cümlelerinde olabilir, bazen de bütününe yayılabilir. Burada sen bilhassa son cümlenin olduğuna dikkat et. Zaten bak bu şeylerde kısacası özetle ana fikri verir. Son cümleye dikkat edelim ki daha çok iki tanesi son cümle olmuş oldu. Dolayısıyla sen son cümlelere mutlaka dikkat ediyoruz sonuç. Ama mesela iki sene önceki bir sınavda ilk cümlede vermişti. Bu da bir başka bir şey. Onu da zaten nesnel cümleden anlıyoruz. Konu başlık ve anahtar kelimeye baktığımızda yazarın parça üzerine durduğu kavramlara biz konu diyoruz. Taktiği bu. Anahtar kelimeleri buluyorsun Tonguç evladım benim ve yazarın üzerine durduğu kavramı belirliyorsun. Anahtar kelime nedir biliyor musun? O parçanın içinde çok fazla geçen ve vurgulamak istenen kelimedir. Başlık ise yazının başına konulan metni kısaca ifade eden, kısaca tanıtan ifadedir. Burada taktiğimiz şu. Yine anahtar kelimeleri buluyorsun. Metnin tamamını anlatanları değerlendirip ilgi çekici bir başlık yazıyorsun. Anahtar kelime ise konuyu ana fikri veren ipucu kelimelerdir. Parçada sıkça tekrarlanan kelimeleri belirle ve belirlediğin kelimelerin metnin konusunu ifade edebilir bak. Burada şu önemli Tonguç'um. Sorularda mesela diyelim ki şöyle uzun bir paragraf verdi sana, tamam mı? Sonra soru kökünü verdi. A dedi, B dedi, C dedi, D dedi. Burada eğer çok fazla yalnızlık kelimesi geçtiyse, iki defa mesela veyahut da üç defa yalnızlık kelimesi geçtiyse, doğru cevapta da yalnızlık veya onun eş anlamlısını aramalısın. Yani işaretler diyelim ki cevabı A dedin ama ulan hiç yalnızlık geçmiyor. Dikkatli olmalısın. Dikkatli olmalısın. Şimdi gelelim başka bir soru kısma. Konuları dikkate alındığında aşağıdaki verilen şiirlerden hangisi? İşte Cahit Sıtkı Tarancı'ya ait olamaz. Necip Fazıl Kısakürek'e ait olamaz. Cemal Süreyya'ya ait olamaz. Özdemir Asıf'a ait olamaz tarzı sorular da geliyor. Bu ileride 9. sınıfta göreceğin edebiyat dersine bir ön hazırlık yapılmış gibi oluyor. Bundan da %100 soru gelir Tonguç'um. Bununla alakalı da birçok örnek soru hazırladık. Birçok sınav sorusu hazırladık. Milletin Bakanlığı birçok örnek soru sordu. Buraya okuyorsun adamın tarzını, sonra seçeneklerde de adamın şiir tarzına uygun olup olmayanı bulmaya çalışıyorsun. Yardımcı düşünce ise bu konudan her sene soru çıkıyor. Şimdi bak, burada mantık şu. Bir, önce soru kökünü okuyorsun, olumsuz ifadelere dikkat ediyorsun. Metni tarafsız değerlendiriyorsun. Seçeneklerin hangi cümleden çıkarıldığını belirliyorsun. A seçeneği ilk cümleden, B seçeneği son cümleden gibi yana not düşüyorsun. Sonra doğru cevabı bulup işaretleyip arkana bile bakmadan kaçıyorsun. Parça anlatım çok basit, lokum bir konu. Buradan da mutlaka soru geliyor. Betimleme, tasvir etme gözümüze canlandırmaydı. Varlıkların ayrıcı özelliklerini gözümüze canlandırmak. Açıklama, bilgi vermek ve öğretmek. Öyküleme ise oluş sırasına göre olayları anlatmak. Ders kitaplarından değil de masallardan, romanlardan hikayeler alınmış paragraflar gibi. Açıklamalar böyle ders kitaplarından alınmış gibi. Tartışma ise kavga etmek değil, fikirlerini sunmak, benimsetmek, nokta nokta hakkında böyle düşünüyorlar, ben buna katılmıyorum şeklindeki cümlelerle devam etmektir. Düşünce gelişimi olana baktığımızda bu nedir sorusunun cevabı tanımlama cümlesidir. Mesela şiir okuyucuya seslenmelidir.
Bu bir tanım cümlesi değil Tonguç. Şiir, duyguların dile getirildiği edebi bir türdür derse bir tanım cümlesi oluyor. Örnekleme, bu konu hakkında örnek verme anlamına geliyor. Benzetme, işte misalen, örneğin, örnek vermek gerekirse gibi ifadeler kullanılıyor. Benzetme, varlıkları birbirine benziyorsun. Daha çok zayıf olanı güçlü olana benzetiyorsun. Tanık göstermede önemli bir kişinin sözünü alıntı yapıyorsun. Karşılaştırmada daha, en, kadar gibi sözcükler kullanaraktan varlıklar arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri karşılaştırıyorsun, mikyaslıyorsun. Sayısal verilerde ise oran, sayı, miktar kullanıyorsun. Burada en önemli şey şu. Bir paragrafın içerisinde bütün bunların hepsini verir ama örneğin misal ifadesini kullanmadıysa orada örnekleme yapmamıştır olmuş. Yani bir adamın sözünü aldıysa tırnak içinde bu örnekleme değildir. Bunu abilerinin girdiği sınavlarda soruyorlar. Şeyde de sormuşlardı. Eskiden TEOG'da da sormuşlardı. SBS'de de LGS'de de sorabilirler. Üniversite sınavında her sene soruyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Uzun bir paragraf veriyorlar böyle la 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 la. Bu paragrafta hangisi yoktur diyorlar. Bak soru kökü de hep yoktur oluyor. Hangisi bulunmaz, hangisinden yararlanılmamıştır diyor. Uzun paragraf var ya sayılar kullanıyor. Bak şimdi 2 bölü 3 falan diyor 1998 diyor. Tırnak içinde bir adamın sözünü alıyor. Karşılaştırma cümleleri kadar madar kullanıyor. Tanım işte budur diye bir şeyin tanımını yapıyor. Sen diyorsun ki ya tanım var bu var bu. Ne kaldı hocam? Bir tek örnekleme kullanmıyor tamam yani örneğin demiyor. Sen diyorsun ki ya bu kadar sayı mayı varsa bir şeyler varsa örnek vardır diye az seçeneğine eli veriyorsun. Yani. Eleği veriyorsun. Niye? Ya örnek vardır diyorsun kocaman paragrafı yani diyorsun. Halbuki bak paragrafta sayısal verilerden yararlanmış. Tanık gösterme yapmış. Tanım yapmış. Veyahut da atıyorum karşılaştırma yapmış oluyor ama örnekleme yapmamış oluyor. Niye? Çünkü örneğin dememiş oluyor. İşte bunu çok soruyorlar. Sen de senin sınavına çıkarsa diye dikkat et diyorum Tonguç. Farklı metinlerin ortak yönlerinde mutlaka soru geliyor. Burada da aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak özelliklerinden biridir diyor. Birinci metin ve ikinci metini dikkatli bir şekilde karşılaştırman gerekiyor. Örneklere yer verilmiş mi bakıyorsun. Örnek var mı? Örnek var mı? Tanıma yapılmış mı? İkisi de bu nedir sorusuna cevap veriyor mu? Karşılaştırma yapılmış mı? Kadar daha en var. Benzetmeden yararlanmış mı? Gibi onu andırıyor. Ha, bunları tek tek irdelemen gerekiyor. Burada varsa soru bitmiyor. Burada da var mı diye bakacaksın. Burada varsa soru bitmiyor. Burada da var mı diye bakman gerekiyor. Anlatım sorularında da tanımlama yapılmıştır, benzetme yapılmıştır, olay örgüsü vardır diyor. Mesela bunları veriyor. Sonra hangisi bu benzerliklerin tamamını içerir diyor. Bu yeni nesil bir soru tarzı. İçerisinde hem tanım olan yani nokta nokta nedir sorusuna cevap veren hem benzetme öğesi olan hem de olay örgüsü olan bir ifade bulman gerekiyor. Olay örgüsü ne hocam? Yani böyle yaptı sonrasında oraya gitti sonrasında bunu yaptı diye böyle öyküleyici bir anlatım olan bir paragraf. Dil ve anlatımla alakalı kavramlarımıza bakalım. Özgünlük paragraf sorularına çok çıkan bir kavramdır. Farklı olmaktır, başkasına benzemektir. Hocam siz özgün müsünüz? Öyle olmaya çalışıyorum. Kimseyi taklit etmemeye çalışıyorum ama bazen ister istemez taklitçi durumuna düşebiliyoruz. Özgürlük ise bak farklı bir şey Tonguç'um. Az sözle çok şey anlatmaktır. Az sözle çok şey anlatmaktır. Yani mesela atasözleri özlü sözlerdir. Deyimler özlü sözlerdir. Sakla zamanı gelir zaman dediğinde esasında çok özlü bir söz söylemiş oluyorsun. Damlaya damlaya göl olur dediğinde esasında çok özlü bir söz söylemiş oluyorsun. Kalıcılık da çok çıkan bir şeydir. Geçmişte ortaya konan ürünün gelecekte de ilgi görmesi. Yani unutulmamasıdır. Zamana direnebilmesidir. Klasikleşebilmesidir. Bunların hepsi kalıcılıkla alakalıdır Tonguç'um. Tutarlılık anlatıma çelişkiye düşmemektir. Yani bir gün öyle deyip bugün böyle dememektir. Açıklık ve duruluk tek bir anlam kolayca anlaşılmadır. Açık anlatım açıklayıcı anlatımdır. Yani ders kitaplarındaki anlatımdır. Mesela ders kitaplarında bu ne diyor ya anlamıyorum ya diyen bir anlatım varsa kapalı bir anlatımdır. Doğallık yapmacıksız günlük yaşantı olduğu gibi bir şey nasıl söyleniyorsa o şekilde söylemektir. Yani ben şöyle konuşsam mesela bundan sonraki videolar merhaba arkadaşlar falan desem sen dersin hocam bu ne ya sen böyle konuşmuyorsun ki biraz doğal ol ya hocam yani niye abartıyorsun sen bizdensin hocam rahat konuş dersin. Ha çok da doğal böyle argoda kullanamam tabii ki. Ulusallık sadece bir ulusun kültürel özelliklerini taşımasıdır. Yani yerel, milli, evrensellik ise tüm insanlara hitap etmektir. Anne sevgisi evrenseldir. Kardeşlik evrenseldir. Lahmacun evrensel değildir. Lahmacun bize özgür. Akıcılık ise yazının kolay okunması, takılma yaşanmamasıdır. Gerçekçilik de hayallere yer verme, gerçeklere bağlı kalma. Parçada da yapıyor bakalım Tonguç'um. Artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz anlam bilgisi kısmının. Burada metnin ilk başta giriş cümlesini belirlemen gerekiyor. Bu yüzden dolayısıyla böylece gibi kelimeler ilk cümlede asla kullanılmaz. Yani ilk cümlede bu, bunu, bunun gibi ifade olamaz. Bunlar zaten olamaz. Oluş sırasına dikkat et. Önce, sonra, daha sonra, en sona gibi aşamaları takip et. Her cümlenin kendinden önceki cümleyle anlam ilişkisi gerektiğini unutma. Çıkmış soru tarzları şöyle oluyor. Bu aşamalar aşağıdakilerden hangisi doğru sıralanmıştır? Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulan hangisi baştan üçüncü sırada yer alır şeklinde oluyor.
Metin tamamlamada ise metni anlam bakımından en iyi tamamlayan seçeneği bulman lazım. Burada şuna dikkat et Tonguç'um. Boş bırakılan yerden önceki bölümde buna karşın ancak oysa gibi düşüncenin yönü değiştiren bir ifade varsa metinde savunulanın tersinde bir düşünce ifade eden seçenek doğrudur. Yani buna karşın ancak oysa ki halbuki öte yandan diyorsa tersine geçmen gerekiyor. Ve buna dikkat et, bunu soruyorlar dikkat et Tonguç'um. Metnin sonuna getiren cümleler genellikle anlatanları özetliyor. Gazeteciyle yazar konuşuyor mesela. Bu diyalogda boş bırakan yerlere hangisi getirilmelidir diyor. Bu tam bir örnek soruda verilmişti. Benzerini biz de denemelerimizi sorduk ve yine gelebilir. Bu metinde boş bırakan yeri anlamak için göre hangisi getirilmelidir diyor. Şimdi burayı okudun. Eğer burada az önce söylediğim şey çok önemli. Burası sınavda sorulur Tonguç'um. O yüzden bir kez daha söylüyorum. Halbuki, oysa ki, öte yandan, işte ne bileyim diğer yandan veyahut da işte buna karşın fakat ancak diyorsa burada metinde savunmanın tersine geçmen lazım. Akışı bozan cümlede metnin konusunu belirleyip konu bütününe uymayan cümleyi bulmaya çalışıyorsun. Bu tür sorularda 1, 2, 3, 4 tane cümle var diyelim ki. Genellikle akışı bozan cümlenin sonrasındaki cümlede bu yüzden budur gibi ifade olur. Diyelim ki şu akışı bozuyor ya, şu yıldız koydum akışı bozuyor ya. Şu 3, 1 ile bağlantı kursun diye 3'e bu koyar. Sen dersin ki bu durum derken hani şuna denk geliyor. O zaman bu aradaki akışı bozuyor dersin. Metni ikiye bölmede ise metnin konusunu belirlersin. Cümle incelersin ve konunun değiştiği cümleden itibaren metni ikiye bölersin. Cümlenin yerini değiştirmede ise anlam bakımından birbirini tamamlayan cümleleri arka arkaya getirmen gerekir. Bu birçok soruda kullanılan bir yöntemdir. Yani bunun olduğundaki, bunun öncesindeki ifadenin akışı bozduğunu yakalamak ama bazen istinalarda kaydıyı bozabilir. Dikkat edin. Hikayenin unsurlarına baktığımızda ise artık metin türlerine geçiyoruz yavaş yavaş. Bu da geliyor. Kişiler vardır hikayede. Anlatılan olayları yaşayan kahramanlar. Yer vardır. Olayın geçtiği yer veya yerler. Mekan yani. Buraya yazalım mekan olduğunu. Olay vardır. Hikayede kişilerin başından geçen olay örgüsüdür. Zaman da olayın başlangıcından bitişine kadar geçen süredir. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım Tonguç'um. Bir saniye şey yaptım. Hikayede kişilerin başından geçen olay örgüsü, zaman ise olayın başlangıcından bitene kadar geçen süre dedik. Anlatıcı birinci kişi olabilir. Mesela ben veya biz işte geldim diyorsa veyahut da geldik diyorsa bu nedir bak geldim ya da geldik diyorsa bu net bir şekilde birinci kişi anlatımıdır. Eğer üçüncü kişi anlatımında ise o veya onlar anlatıcı olayın kahramanı olmuyor. Bu sefer geldi, o geldi, geldiler, onlar geldiler diyor. Yani burada ben ve biz var, burada ise o ve onlar var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi burada sen metni okuduğun zaman içerisinde kişiler var mı, yer var mı, olay var mı, zaman var mı dikkat etmen lazım. Eklerden anlayabiliyor muyum hocam? Aynen, eklerden çok rahat bir şekilde anlayabiliriz. Şimdi aşağıdaki metinlerin hangisi bu yapı unsurlarına uygun kurgulanmıştır diyor. Yapı unsurlarına uygun kurgulanmıştır diyor. Senin yapman gereken şey olayın, yerin, zamanın, kişinin, anlatıcının tanımını verdikten sonra ABCD seçeneklerine çok rahat bir şekilde bakmak ve bunlardan hangisi eksik, hangisi fazla bilmen lazım. Bak, buradan %100 soru gelir Tonguç'um. Bu tarz sorulara karşı bol bol soru çözüp birkaç tane hata yapıp buna dikkat etmem gerekiyormuş demen lazım Tonguç'um. Yazım kurallarına geldik. Artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Yazım kuralları var. Noktalama işaretleri ve metin türleri bitiyor Tonguç'um. Şimdi burada büyük harfler, D ve K'nin yazımı. Bunlar en çok çıkma sırasına göre dizdik bunları. Sayıların yazımı, kısaltmaların yazımı, bitişik ve ayrı yazılan sözcükler ve yazımı karıştırılan sözcükler var. Bunlara bakacağız. Şimdi büyük harfle başlayanlarda saygı sözleri, unvanlar ve lakaplar var. Cenk Bey mesela. Unvanlar mutlaka büyük yazılıyor. Doktor Ali Bey. D mutlaka büyük yazılıyor. Hayvan isimleri Karabaş, Tonguş. İşte Tonguş diyorum pardon. Efendim hocam. Çok özür dilerim. Tombiş diyecektim ya. Veyahut da işte Mintoş diye kedi ismi söyleyecektim. Bir anda kafam karıştı Tonguç. Gerçekten aslında hayvanlar da hakaret olmaz. Hayvan da çok tatlı bir canlı. Ama işte bir anda sen Mintoş. Sen de efendim diyorsun ya. Gerçekten çok tatlısın. Şimdi devlet, dil, din, mezhep adları, Rusya, Almanca, Müslümanlık. Mesela Müslümanlık büyük harfle yazılır Tonguç'um. Buna dikkat et. Müslümanlık veya Hristiyanlık büyük harfle yazılır. Gezegen ve yıldız adları, mahalle sokakları hep büyük harfle başlar.
Kurum ve kuruluş adları Türk Dil Kurumu'nun K'si büyük yazıları. Bayram ve özel günler, Kurban Bayramı, Anneler Günü. Kitap, dergi, gazete adları. Mesela dün Anneler Günü'ydü olmuşum, dikkat et. Kitap, dergi, gazete adları, Bilim Çocuk, Resmi Gazete. Tabela ve levhalardaki yazılar, otobüs durağı, Avrasya Tüneli. Bunlar hep birer büyük yazılması gereken şeylerdi. Yön hatlarında Doğu Anadolu derken doğu yönü Anadolu'nun önüne geldiği için büyük yazılır. Ama Anadolu'nun doğusu dediğimizde yön adı özel isimden sonra gelirse küçük yazılır. Ooo hocam, bu çok önemli bir ayrıntı galiba. Evet, bunu sınavlarda soruyorlar. Gerçekten bu kadar artistik yapmana gerek yoktu. Bir tane bir şey yakaladın yani, bir şeyken kedi odalı bir fare yakaladın. Hemen böyle bağırıp çağırıp insanların dikkatini, uykusunu bölmesine gerek yok. Şimdi doğu medeniyet kastedilmesi tek başına da olsa büyük yazılır. Yani doğu medeniyeti, batı medeniyet diyorsa o zaman kesin kesin büyük harfle başlar. Antik çağ, fetret devri gibi ifadeler büyük harfle başlar. İki noktadan sonra cümle gelirse büyük, örnek verilirse ve örnek verirken özel isim yoksa küçük harfle başlayabilir. Kendimi tanıtayım. Okulumuzun yeni Türkçe öğretmeniyim. Bunu büyük harfle başlarız. En lezzetli yaz meyveleri iki noktada kiraz, şeftali derken küçük harfle başlayabilirsin. Çocuklara genellikle şu isimler veriliyor. Bak gene örnek ama özel isim olduğu için büyük harfle başlamalısın. Büyük harflerin kullanıldığı yerlerden soru %100 gelir Tonguç yazım kurallarında. Ve ön bilgi verir. Aşağıda büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir der. Uyarı verir. Verilen bilgiye göre hangisi yazım yanlışı vardır der ve sen seçenekten rahatlıkla yaparsın. Küçük harfle başlayanlarda akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle başlar. Özge ablam dediğinde, Ali dayım dediğinde bu senin öz akraban zaten. Bunu küçük yazarsın. Lakap ve unvan akrabalık sözcükleri büyük harfle başlar. Mesela Nene Hatun, Dede Korkut, Telli Baba. Bu tabii ki büyük harfle başlar. Para birimleri küçük harfle başlar. Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamının dışındaysa küçük harfle başlar. Evimiz güneş alıyor. Bana ne? Ya bu güneş alıyor. Bana ne? Hava mı atıyorsun yani? Artistik mi yapıyorsun yani? Güneş ışığı alıyor sonuçta. Herkesin evi alabilir. Hayret bir şey. Benimki de almıyor yani. Daha hayır. İyi benimki. Hayır. Güneş girmeyen eve doktor girer Tomuç. Daha iyi benimki diyor. Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır. Buradaki dünya derken yaşadığımız dünya değil. Yer küre değil. Buradaki normal alakası bir dünyadan bahsediyor. Küçük harfle başlayanlara baktığımızda özel isimden sonra gelen tür adları küçük harfle başlar. Rize çayı, Van kedisi, Amasya elması. Özel isimden sonra gelen... Deniz orozu. O da aynı şekilde. Özel isimden sonra gelen il, ilçe... Yani Tonguç'um gerçekten çok bilimsel içerikler taşıyan sıra dışı sorularla beni sabote etmeye çalışsan da gerçekten kaliteli bir insansın. Asıl sabote etmiyorsun, zor bir soru soruyorsun. Köy, kıta, semt sözcükleri de yine küçük harfle başlar. Şişli ilçesi, Avrupa kıtası, Kuzca köyü... Güneydoğu Anadolu desek hocam. Ne alakası var? Büyük harfle mi küçük harfle mi Anadolu? Büyük harfle başlar. Onu az önce söyledim. Aa pardon hocam. Onu az önce öğretmiştik, hatta sen dikkat et. Beynim yandı. Beynim derken o nasıl yanıyor? Onu Güneydoğu bölgesi desek hocam. Güneydoğu bölgesi dediğimizde orada tabii ki büyük harfle yazmamız gerekiyor. Bak şimdi. Doğu Anadolu dediğimizde D'yi büyük yazıyoruz. Güneydoğu Anadolu dediğimizde gene G'yi büyük yazıyoruz. Peki, ama İç Anadolu bölgesi desek hocam. Bak, aynı şekilde İ'yi, A'yı ve B'yi büyük yazıyoruz. Güneydoğu Anadolu, Anadolu'nun Güneydoğu'su dersen o zaman buradaki G'yi küçük yazıyoruz sonuçta. Bu kuralı göstermiştik. Şimdi, hocam özel isimden sonra il, ilçe, köy, kıta, semt hocam şey demek İç Anadolu bölgesi olmaz mı? Bölge olunca farklı oluyor. Aa. İlçe, köy farklı bir şey olmuş. Geldik MİKD'nin yazımı. MİKD'de yazım, yani MİKD'ni ya. DEKİMİ'nin yazımında şuna dikkat edeceğiz. Cümleden atabiliyorsak ayrı, atamıyorsak bitik. Gel anlattıklarına inan. Atabiliyoruz. O zaman ayrı. Telefona ev kalmış. Olmaz. O zaman bitik yazıyoruz. Ki'den sonra da lereki getirebiliyorsak, lereki getirebiliyorsak bitişik, lereki getiremiyorsak ayrık oluyor. Yani şöyle, duydumkiler diyebiliyor musun? Hayır diyemiyoruz. O zaman ayrık. Evdekiler diyebiliyor musun? Diyebiliyoruz. O zaman bitişik. Mi'de ise soru olduğu zaman ayrı yazıyoruz. Bize gelecek misin? Yani mi hep ayrı yazılıyor. Her zaman ayrı yazılıyor. Zil çaldı mı bahçeye çıkarız. Bize gelecek misin? Güzel mi güzel bir çocuktu. Ama şurada şunu sana bir hata olarak, taktik olarak verebilirler. Şöyle. Niçin beni aramıyor der. Tamam mı? Bak şimdi, aramıyor der. Soru işareti var ya, sen bunun soru anlamı zannediyorsun. Aa doğru hocam. Hayır saçmalama. Burada soru anlamı niçin sağlıyor? Bu aramıyor olumsuzluk ki. Bunun bitişik yazması lazım. Bu yazım bakımından yanlış bir cümle diyoruz. Ve geçiyoruz uyarıya. Sanki, oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü bunlar da daima Tonguç'um son bahçem diye kodlayabiliriz bunu. Kalıplaştığı için bunlar bitişik yazıyor. Yani lerikinin gelip gelmemesine bakmıyoruz. Ayrı yazılan deda teta şeklinde yazılamaz. Yani ekmek teal. He? Böyle bir şey olmaz. Ekmek de al demen lazım. Cümleden ek olan diye çıkarırsa anlam bozulur. Bağlaç olan diye çıkarırsa anlam bozulmaz. Bahçe oynuyorlar diyemezsin ama bahçede oynuyorlar demek zorundasın. Ekmek al da diyebilirsin. Ekmek de al diyebilirsin. Sayıların yazımı sayılar daima ayrı yazılır Tonguç'um. 12 ay, 110 yıl,
yaş 35 hep ayrı yazılır. Sıra sayılarında böyle yazabilirsin 7.'yi. Böyle de yazabilirsin, böyle de yazabilirsin. Üleştirme sayılarında ikişerin yazın böyle yazabilirsin ama ikişeri bu şekilde yazamazsın. Eklere geldiği zaman 1945 T dersin. 1943 T dersin. Yani 3, 4 ve 5 T demen gerekir. Diğerlerinde D, daha kullanabilirsin. 4 ve daha çok basamak sayılarda buralara nokta koyarsın. Yani her 3 tane de bir. Çek senetle ticari belgelerde ise sayılar bitişik yazılır. Kısaltmalara ekler nasıl getirilir? Birincisi büyük harf yapılanlarda son harfin okunuşuna göre. Mesela TDK, TDK'nin, THYD dersin. Yani Türk Hava... Dil Kurumu. Ha, Türk Dil Kurumu nun demezsin veyahut da Türk Hava Yolları'nın demezsin. Veya Türk Hava Yolları'nda demezsin. THYD demen gerekir. Küçük harf yapılanlarda kelimenin okunuşuna göre. KG diyor ya, KG'dan. Yani kilogramdan, milimetreden dersin. Bu sefer KG'den demedim, kilogramdan dersin. Buraya dikkat et. Sonunda nokta olanlar kesmeli ayrılmaz. No'lu, almdan derken burada kesme işareti kullanmana gerek yok. Sert ünsüze bitenler, agikin. Almanya'dan mı demek hocam o? Evet. Agikin doğru, agin yanlıştır Tonguç'um. Kelime gibi okunan kısaltmalarda ekler kısaltmanın okunuşa göre getirilir. Aselsan'da, NATO'dan bunlar artık kelime gibi olmuş. O yüzden burada zaten NATO yabancı bir kelime. Aselsan'da askeri elektronik sanayinde falan değil de direkt Aselsan'da demen gerekir. Bitişik ve ayrı yazılan kelimelere baktığımızda ara yönler bitişik yazılır Tonguç'un. Güneydoğu, kuzeybatı, işte kuzeydoğu gibi. Belge sıfatlar bitişik yazılır. Birkaç, birçok, bir takım. Burada pek çoğa dikkat et. Pek çok ayrı yazılır. Kural bileşik fiiller gelebilirim, geliverdi, gide dur, baka kaldı bitişik yazılır. Ev, hane sözcüğüyle yapılanlar, huzurevi, tersane bunlar bitişik yazılır. Baş sözcüğüyle yapılanlar, başhekim, başbakan bitişik yazılır. Ses düşmesi ya da ses türemesi... Başçavuşun eşeği nasıl yazılır hocam? Başçavuşun eşeği diye yazılır Tonguç'um. Dolayısıyla burada ne yapmamız lazım? Baş kelimesi gördüğü zaman bitişik yazmamız lazım. Hissettim, sabrettim, affettim, zannetti. Bunlar ses pes olur. Ettim. Pes etti ayrı yazılır. Niye? Çünkü terk etti, pes etti, hak etti. Dank ettim. Dank etti. Bunlar ayrı yazılır. Ses olayı yok. Ses olayı zort olur. Ettim. Ne diyorsun evladım? Resmen gaz çıkarıyorsun. Ayrı yazılanlara baktığımızda ise bak ses düşmesi ya da ses türemesi olmayan bileşik fiiller ayrı yazılır. Fark etti, terk etti, arz ederim. Bunlar hep ayrı yazılıyor. İkilemeler ayrı yazılıyor. Arda arda, yan yana, el ele, baş başa, tek tek. Şey sözcüğü her zaman ayrı yazılır. Her şey, bir şey, güzel şey, iyi şey. Her sözcüğü, herhangi hariç hep ayrı. Her an, her biri, her zaman, her olay ayrı yazılıyor Tonguç'um. Fiilleri de zaten söyledim. Yazım kurallarına %100 böyle bir soru gelecek. Bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili yazım yanlışı yapılmamıştır diyor. Ki'nin yazımıyla ilgili yapabilir. Ki'de neydi? Lereki gelebiliyorsa ayrı, lereki gelemiyorsa pardon, lereki geliyorsa bitişik. Lereki gelebiliyorsa kelimenin sonuna bitişik. Lereki gelemiyorsa ayrı yazılıyordu. Bileşik sözcüğün yazımında kurallarımız vardı. D'da bağlı cümleden çıkarılabiliyorsa, D'dan olduğu yer cümleden çıkarılabiliyorsa, ayrı çıkarılamıyorsa bitişik yazılıyordu. Ama burada şuna dikkat, ünsüz benzeşmesiyle seni kandırır. Mesela hiç de güzel değil der, senin gözünden kaçar, tamam mı? Burada esasında hiç D olması gerekiyor ve bu D'nin ayrı yazılması gerekiyor. Sakın sakın bu tarz şeylere düşme, çukurlara düşme. Sayıların yazımı zaten ayrı oluyor. Yazımı karıştırılan sözcüklere bakalım. Erozyon, kiprik, orijinal, böyle değil. Erozyon, kirpik, orijinal, bak orijinal, profesör, maydanoz, tıraş. Bak. Maydanoz değil mi hocam? Maydanoz. Maydanoz. Maydanoz değil, maydanoz. Tıraş bak, tıraş. Hayır, tıraş. Kılavuz. Yalından yalnız, yanılmaktan yanlış, teneffüs. Pek az. Hocam yanlışla yanlış aynı şey zaten. Niye iki defa aynı şeyi yazdınız? Onu burada yanlış yazıyor. Pek az. İddia. Şoför. Bak şoför değil. Şoför. Surprise. Yani sürpriz. Bu şekilde. Ne diyoruz ya? Geldik noktalama işaretlerine. Gerçekten çok güzel gidiyoruz. Oh be. Tekrar söylüyorum. Yazım kurallarında da noktalama işaretlerinde anlam bilgisi de böyle kuralları dinledim öğrendim hocam. Çok sağ olun hocam. Öyle bir şey yok. Mutlaka burada sorularla alakalı bol bol soru konuyla alakalı bol bak. Burada yazım kurallarını öğrendin ya burada bir sürü. Buraya bak böyle akşama kadar. Ne güzel öğren. Öyle değil. Buradaki soruyu çözüp hata yapıp öğrenebilirsin. Buradaki soruyu çözüp hata yapıp öğrenebilirsin. Dolayısıyla noktalama işaretleri içinde bu geçerli Tonguç evladım benim. Şimdi çıkma sırasına göre en fazla virgül noktalı virgül iki nokta olduğunu söylemiştik. Şimdi hepsini beraber birlikte üzerinden geçelim Tonguç evladım. 1.
Nokta cümlenin sonunda kullanılıyor. Kısaltmalarda kullanılıyor. Sıra sayılarında kullanılıyor. Tarihlerin arasında kullanılıyor ve saatlerde kullanılıyor. Sakın sakın dijital saatlerde yapılan göstergeden dolayı, mesela dijital saatlerde 22.30 böyle yazıyor Tonguç'um. Sen de yazı yazarken 22.30'u böyle yazma. Bu yanlış. Doğru olanı 22.30 olması lazım. Bu yanlış, bu doğru. Virgül nerelerde kullanılır? Bu soru gelir bak. Buradan mutlaka soru gelir Tonguç Elad'ım benim. Dolayısıyla sen mutlaka buna dikkat et. Hatta virgül örneklerini kullanıp sana net bir şekilde bununla alakalı bir sorunun nasıl gelebileceğini veyahut da nasıl kullanıldığını sana sorabilir. Burada şuna dikkat etmen lazım. Sen soruyu yaparken, soruyu çözerken öncelikle örnekleri iyi bir şekilde incele. Sıralı cümlenin arasında virgül kullanılabiliyor. Ev alma, komşu al. Bak bu birinci yüklem, bu da ikinci yüklem. Ev alma, komşu al. Buraya gelir. Eş görevli kelimelerin arasında manavdan çilek, muz, erik aldım da olabilir. Yani eş görevli sözcük. Ara sözlerin başında ve sonunda binayı, dedemden kalan köşkü restore ettik. Bak burada ara sözün arasında kullanılmış. Alıntı cümlelerden sonra tatile erken çıkacağız dedi. Red veya kabul bildiren ifadelerden sonra hayır size katılmıyorum dedi. Hitap ifadelerden sonra efendiler sözlerime kulak verin dediğinde de yine virgül kullanabiliyoruz. Virgül nerelerde kullanılmaz? Bak buradan da soru gelir Tonguç'um. Burası önemli, bak buraya dikkat ediyorum. Soru gelebilir. Bağlaçlardan önce ve sonra ne aradı ne sordu? Burada kesinlikle gelmez. Hem aradı hem sordu. Virgül kullanılmaz. Şart ekinden sonra derse ne çalışırsa sınavı kazanır. Burada SSA'dan sonra virgül kullanılmaz Tonguç'um. Ama derse ne çalışırsa, ödevini yaparsa, sorularını çözerse dediği zaman orada tabii ki kullanırsın. Ama burada dersini çalışırsa bırakmış, şart gibi var. O zaman tabii ki hiçbir şekilde virgül kullanmaz. Mı ekinden sonra. Dersler başladı mı sınıfta çıkmaz mı? Burada kullanılmaz. Kahvaltısını yapıp evden çıktı. Burada virgül kullanılmaz. Cümlede tek zarf fiil varsa virgül kullanılmaz. Ama kahvaltısını yapıp okul kıyafetini giyerek evden çıktı derse burada birden fazla zarf fiil var. O zaman virgül kullanılabilir. Şu hatayı bak, şu gördüğünü herkes yapıyor Tonguç'um. Yani bazen Türkçesi iyi olan insanlar bile yapabiliyor. O yüzden dikkat. Virgülün işlevleriyle alakalı bir soru %100 gelir Tonguç'um. Böyle bir soru %100 gelir. Çünkü virgül en önemlisi dedik. Ve işlevini sorar. Virgül bu metnin olan bir şeyler hangisiyle kullanılmamıştır der. Hatta ön bilgiyi de verir sana yani. Örnek sorularda bundan çok vardı. Noktalı virgül ise tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır. Erkeklere Mehmet Ali, Aslan, kızlara ise İnci, Gönül, Irmak adları verilir diyor bak. Burada aralara virgül koydun, tamam. Ne var ki bunda? Olabilir. Burada ise noktalı virgül koyuyorsun. Niye? Yani daha farklı bir virgül, daha güçlü bir virgül. Sıralı cümleleri ayırmak için de kullanıyor. At ölür, virgül, meydan kalır. Yiğit ölür, şan kalır. Şimdi buralara virgül koyabilirsin ama bu ikisini ayıran kısma noktalı virgül kullanman gerekiyor. Bunu ne demiştik? Matematikte hani 2 artı 2 diyorsun. Artı 3 artı 3 dedin. Sonra daha güçlü bir parantez kullanmak istediğin zaman buraya köşeli parantez atıyordun. İşte bu tam da öyle bir şey. İki nokta, açıklama yapacak cümlelerden sonra iki nokta kullanılıyor. Herkes şöyle düşünüyordu. Biz bu işin üstesinden geliriz. Bak. Cümle olduğu için iki noktadan sonra büyük harf başlamış ve açıklama gelmiş. Örnek verilecek cümleden sonra. Sınava gelirken şunları yanınıza alın. İki nokta üstte. Kalem, silgi ve su. Burada K'yi küçük harfle başlatmış çünkü özel isimde değil, cümlede değil. Konuşan kişiyi gösteren sözden sonra. Doktor, neyin var? Hasta, başım çok ağrıyor. Üç nokta, tamamlanmamış cümlenin sonuna. Önümüzde geniş bir ova. Açıkça yazılmak istenmeyen bölümlerin yerine bilgileri nokta nokta beyden aldım. Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan eksik bırakılan cevaplar. Kimsin? Ali. Hangi Ali? Bak 3 nokta koymuş oldum. Burada 3 nokta... Megali. Burada şuna dikkat et Tonguç'um. Sınava gelirken şu 3 şeyi alın derse buraya nokta geliyor ama sınava gelirken birçok şeyi yanınıza alabilirsiniz. Kalem, silgi, su falan derse o zaman 3 nokta oluyor. Ona da dikkat edebilirsin. Bunu da sınavlarda soruyorlar. Karşılık konuşmalarda yeterli olmayan eksik bırakılan cevaplarda 3 nokta kullanıldıktan sonra geçiyoruz kısa çizgiye. Ara sözlerin başında ve sonunda kısa çizgi kullanılıyor. Pelin, buraya virgül de koyabiliyorduk hatırlarsan. Komşumuzun kızı LGS'ye girecek bak. Buraya virgül de koyabilirsin, kısa çizgi de koyabilirsin Tonguç Elad'ım. Kelimeleri ikine köküne ayırmak için yine gözlük, çüğlük derken... Hocam bir hep yapar mısınız? Nasıl yani? Hecelerken hocam. Kelimelerin ikine köküne ayırmak için gözlük, çüğlük... Lan böyle mi diyorsun? Ya hocam 3, 2, 1 bitirişi...
Ne böyle... diyorsun evladım Allah'ım ya. 3-2-1 bitir istiyorsan orada şunu söyleyebiliriz. LGS hızlı son tekrar programında bunun denemesini yaptık bak. 3-2-1 geri sayım denemeleri. Öyle şarkılarla falan eğlenmek yerine oturup 3-2-1 denemelerini çözmeye başla hemen. Ben de arada dayanamayıp bal yaptım ama aklıma o geliyor. Yani sen o şarkı söyleyince aklıma 3-2-1 bitirişi geldi yani. Çünkü bitirmen lazım artık. Çok az bir zaman kaldı. Tak diye sınava girip süper yapmalısın. Hatta bir tanesini ver. İçinden bir tane soru gösterelim. Nasıl geliyor noktalama şartları sorusu. Fiilleri göstermek için koş, bırak, gül. Bak ekleri gösteriyorsun. Eklerin başında lıksızcı. Bunlar lıksızcı. Burada bak şuna dikkat. Kelimeleri heceye ayırmak için de yine biz kısa çizgi kullanıyoruz. Arasında ila, illa, ile, ve anlamlarını vermek için. Aydın ve İzmir yolu. 2018-2019 sezonu. 2018 ve 2019 sezonu derken de burada yine kısa çizgi kullanıyoruz sonuçta. Kesme işareti nerelerde kullanılır? Özel adlara gelen çekimekten ayırmak için Ali'den dediğimizde kullanılıyor. Kısaltmalara ve sayılara gelenekler ayırmak için TBMN'de kullanılıyor. Burada şuna dikkat et. Yapım eki almış özel isimlerde kesme işareti kullanılmaz. Türkçenin dediğinde bunu böyle ayırırsan sınavda patlarsın Tonguç'un. Bu çok zor bir sorudur. Bunu sorabilirler. Bu yazımı yanlış, bunun yazımı doğru. Çünkü özel isim yapım eki aldığında artık kesme işaretiyle ayrılmaz çekim eki bile alsan. TBMM'nin Birleşmiş Milletler'de 1985'te ikinci. Seslerin ölçü gereği düşünü göstermek için. Güzelliğin 10 para etmez değil de 10 para etmez demiş mesela Aşık Veysel. Burada yine bu şekilde ayırıyoruz. Aynı şekilde bu bendeki aşk olması diye devam etmiş. Ahmet Bey'e derken saygı ve unvan sözlerine gelenekler ayırmak için kesme işareti kullanılır Tonguç'um. 18 Kasım'dan sonra belli bir tarih belirten gün veya ay adlarını ekler ayırmak için de yine kesme işareti kullanılabiliyor. Kesme işareti nelerde kullanılmaz? 1. Kurum ve kuruluş adına gelenekler ayrılmaz. Türk Dil Kurumu'nun derken ayrılmaz. Bak bu zor bir soru. Özel isimlere gelen yapmakler ayrılmaz. Adanalı, Türkçeden. Bunu az önce söylemiştim. Türkçenin örneğini vermiştim. Özel isimlere getiren larlar ekleri. Ayşeler, İngilizler ayrılmaz. Üçüncü tekili yelik eki alan özel ada. Bu ekin yerine geçen başka bir yelik eki getirildiğinde kesme işareti konulmaz. Boğaz Köprüsü, Boğaz Köprümüz dediğinde bir ek ayrılmaz. Amik Ovamız dediğinde ekle ayrılmaz. Sınavda böyle bir soru gelecek. Cümleler sıralayacak. Numaralanmış cümlelerde kesme işareti aşağıdaki işlerde hangisinde kullanılmamıştır? Veyahut da virgül hangi işlerde kullanılmamıştır? İki nokta üstü hangi işlerde kullanılmamıştır? Nokta hangi işlerde kullanılmamıştır diyecek. %100 böyle bir soru gelecek Tonguç. İşlev sorusu geliyor. Soru işareti ve önem işaretine baktığımızda soru cümlelerinden sonra ne zaman geldiniz? Kesin olmayan yer ve tarih ve durumlar için Yunus Emre 1240 yani tam belli değil. 1320 doğum yeri belli değil. Mığmi iki cümleye soru anlamı katmamışsa soru işareti kullanılmaz. Yani pekiştirme anlamı kattıysa, koşul anlamı kattıysa soru işareti kullanılmaz olmuş. Akşam oldu mu evlerin ışıkları yanar? Akşam oldu mu diye soru sormuyor ki. Akşam olduğu zaman demek istiyor. Bir koşul anlamı katıyor. Ünlem işareti duygu anlatan ifade veya cümlenin sonuna konur. Tüh otobüsü kaçırdım. Tüh otobüsü kaçırdım. Burada bu, otobüsü kaçırdım derken bir şey olmadığı için tüh diye de koyabilirsin. Böyle de koyabilirsin. Hitap ifadelerinden sonra ey Türk gençliği hey. Efendim. Tamam burada ünlem işaretini anlatıyorum. Anlam alay anlamı kazandırılmak istenen sözden sonra tırnak içinde kullanılır. Çalışkan olduğu için hiçbir şey iş yapmıyor bak. Yani esasında ironi yapıyor yani alay ediyor. Ya Ayraç tiyatroda konuşanın hareketini göstermek için kullanılır. Can başını sallayarak evet gelirim dedi. Alay anlamı kazandırılmak için kullanılan ünlem işareti. Akıllı olduğundan hep yanlış tercihler yapıyor. Burada yine akıllı derken yine ironi var. Bilginin kesin olmadığını gösteren soru işareti 1046 yılında doğmuş derken yine burada yay ayraç kullanılıyor. Tırnak işareti içerisinde ise alıntı sözler tırnak içine verilir. Atatürk sağlam kafa sağlam vücutta bulunur demiş derken Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü tabii ki tırnak içinde alıp aktarıyoruz. Eğer eser isimleri özür dilerim yazı başlıkları tırnak içine verilir. Yazın Suç ve Ceza romanı tekrar okuyacağım derken burayı tabii ki tırnak içine vermen gerekiyor. Eğik çizgi dizeler yan yana yazıldığında gelin tanış olalım, işi kolay kılalım demiş Yunus Emre. Burada onun dizelerini yatay çizgiyle verebiliyoruz. Apartman numarası ile daire numarası ve semtler şehir arasına yine eğik çizgi konuyor. No 21-21-6 Kurtuluş Ankara. Eklerin farklı yazılışlarını göstermek için. Bu arada bu verdiğimiz örnekler hep Türk Dil Kurumu'nun örnekleri Tonguç'um. Dolayısıyla benzerleri gelebilir. Milletin Bakanlığı Türk Dil Kurumu'nun web sitesinden sayfalarından alıyor. Türk Dil Kurumu kısaltması nedir hocam? TDK. Eklerin farklı yazılışlarını göstermek için dı 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 ti an en tarihlerin yazılışında yine bu kullanılabilir. Geldik artık son konumuza. Dananın kuyruğunun koptuğu yerdeyiz. Ah. Hayır evladım o dana değil. Burada
Metin türleri ve söz sanatlarını bitireceğiz. Ardından da bomba bomba bir şekilde sınavı Türkçe kısmına girmiş olacağız. Tabii bir de Türkçe son full tekrarımız var. Ve sınavdan önce günde sözel tekrarımız var. Orada da bir kez daha bunları tekrarlayacağız. Ama sen şimdi hızlı bir şekilde öğren ve başta soru çözmeye diye bunları anlattık. Şimdi olay içerisinde gelişen metinler bir olaya da dayalı. Masallar, olağanüstülükler var, dersler amacı var ve tekerlemeyle başlıyor. Yer zaman belirsiz. Fabullarda öğüt veriliyor ve hayvanlar konuşturuluyor. Gezi yazısında gezilen görülen yerler var. Destanlar milleti derinden etkileyen ulusal olaylar. Anonim yazarın genellikle belli olmuyor. Yapay destanlar var ama bizim bildiğimiz destanlar anonim. Oğuz Kağan destanı, işte Atilla destanı, Bozkurt destanı gibi. Hikayelerde yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatılıyor. Yani destandan, fabuldan ve masaldan farklı. Romandan daha kısa. Roman ise yine yaşanmış yaşanabilir olaylar anlatılıyor ama uzun edebi tür. Yani roman daha kalın ve uzun. Düşünce yazılarında ise burada olay yok. Deneme herhangi bir konuda kişisel düşünceler anlatıyor. Yani bence, bana göre diye böyle başlıyor. Söyleşi ise konuşma havası cevap beklemeden soru sorma. Öyle değil mi sevgili okurlar? Size böyle düşünmez misiniz bazen gibi cümleler var. Makale ise ciddi. Bir görüşü veya düşünceyi kanıtlamak amacıyla yazılan bilimsel fikir yazıları. Burada kesinlikle bence gibi ifade asla kullanılmaz. Fıkra ise güncel konular ve kişisel görüşlerin bulunduğu metin türü. Yani gazetelerdeki köşe yazısı yani. Buradaki güncel konu dediği gazetenin köşe yazısı olmasından kaynaklanıyor. Bir sanat eserinin zayıf ve güçlü yönlerini ortaya koyan edebi türde eleştiri. Yani buna dikkat et. Bununla alakalı örnek soru soruldu. Hatta örnek sorunun hatalı olduğuna dair biz Milli Eğitim Bakanlığı'yla da konuştuk. Dedik ya burada bir sıkıntı var. Eleştiri edebi türü bir eserin eleştirisi olacak. Yani mesela Tonguç dersine çalışmıyorsun senin ben bir eleştiri yapmış oluyorum. Ama eleştiri edebi türünden yapmış olmuyorum. Eleştiri edebi türü olması için bir kitabı, bir sanat eserini eleştirmem lazım. Buna dikkat. Hangisi eleştiri türünde bir edebi eserden alınmıştır derse, eleştiri türünde bir eserden alınmıştır derse, seçeneklerde yani A, B, C, D seçeneğinde bir kitabın, bir hikayenin, bir romanın, bir sanat eserinin eleştirildiği bir yazı bulman lazım. Yoksa bir kişinin ya işte bu çocuk da hiç çalışmıyor gibi bir şey eleştiri olmuyor. Bildirme yazılarında ise biyografi, otobiyografi, haber yazısı var. Biyografi bir kişinin hayatı başkası tarafından anlatılıyor. Burada üçüncü kişi ağzından anlatımı. 1974 yılında doğdu. Üniversiteyi Ankara'da okudu gibi. Otobiyografi ise bir kişi kendi hayatını kendi anlatıyor. Kendin pişir kendini. 1974 yılında dünyaya gelmişim. Üniversiteyi Ankara'da bitirdim gibi oluyor. Yani burada birinci kişi ağzı var. Burada üçüncü kişi ağzı var. Haber yazısında 5N1K var. Ne, nerede, neden, nasıl, ne zaman diyoruz. Burada ise kim sorusu var. Sorular çerçevesinde hazırlanan bir metin türü. Genellikle ilgi çekici olsun diye en ilgici başa koyuyor. %100 sana böyle bir soru gelir Tonguç'um. Nokta nokta bir metin türüdür. Ön bilgi verir. Hani yeni sınav sorularında ön bilgi var diyoruz ya. Buna göre aşağıdaki hangisi nokta noktadan alınmış olabilir der. A, B, C, D seçeneklerini verir. Haber yazıları nokta nokta noktadan oluşur diye yine ön bilgi verir. Bu açıklama göre hangisi 5N1 kurala göre yazılmıştır der. Yani ne buradaki soruların hepsine cevap vermesini ister. Ne, nerede, neden, nasıl, ne zaman ve kim soranın cevap vermesini ister. Artık son sayfamıza geldik Tomuç'u. Oh be, sonunda gerçekten bayılacağım hocam neredeyse. Ne diyorsun Tomuç, saçmaladın resmen ya. Hemen bitirdik işte koskoca Türkçeyi bir saatte bitirdik. Söz sanatları, benzetme. Varlıkların birbirine benzetilmesiyle oluşan söz sanatları. Gökyüzündeki beyaz bulutlar pamuk tarlasını andırıyordu bak. Beyaz bulutlar pamuğa benzetmiş. Kişileştirme, insan dışındaki varlıklara insana ait özellikler verilmesi. Doğan güneşe karşı gerinen evler. Evler gerinmez ki. Rüzgarların koştuğu sokakta ne oluyor ya, rüzgarlar koşmaz ki. Yan yana duruyordu. Konuşturma ise insan olmayan varlıkların İnsan gibi konuşulmaz. Konuş bakayım Tonguç. Oynam bugün gerçekten çok güzel bir gündü. O arkadaşlarla beraber çok şey yaptım. Oturdum yani böyle. Ondan sonra sıkıldık tabii, ders çalışmak istedik. Sonra geldik buraya hocam. Bu tabii konuşturma olmuyor. Çünkü sen zaten insansın. Ama kalem diğer kaleme dedi ki. Abi bu ders ne zaman bitecek? Yaz yoruldum. Bak şimdi kalem konuşuyor sanki. Dolayısıyla bu konuşma. Oynam kişileştirmeye de benzemiyor mu konuşturma? Evet, bu da çok güzel bir şey söyledin. Bütün konuşturma sanatlarında kişileştirme sanatı vardır. Yani eğer bir yerde konuşturma yapıldıysa %100 kişileştirmede yapılmıştır Tonguç evladım benim. Abartma bir niteliği olduğundan çok üstün veya aşağı görme sanatıdır. Gözünde bir damla su deniz olup taşıyor. Ne oluyor ya? Seni dünyalar kadar seviyorum. Abartma Tonguç. Tezat anlatılma birimine karşı sözcüklerin bir arada kullanılması oluşan söz sanatı. Yani tezıt esasında. Yükseğinde büyük namlı karın var. Alçağında mor sümbüllü. Hocam size ne diyorsun? Ne diyorsun? Zıt Erenköy. Ya Tonguç. Tezat yaptım hocam. O tezat değil, saçmalama öyle. Tezat birbiriyle zıt olan şeyler olması lazım. Allah'ım yarabbim sen direkt beni mortanz yaptın. Şimdi
buradaki soru tarzına göstermek istiyorum. Aşağıda bazı söz sanatı açıklaması verilmiştir diye sana ön bilgiyi açıklamasıyla örneğiyle verir. Sonra hangisinde verilen sanatlardan herhangi birine yer verilmemiştir der. Şimdi Tonguç'um, mutlaka LGS hızlı son tekrarı. Bir hocam detaylı alabilir miyim ben? Detaylı da alabilirsin ama bir haftalık çalışma programının olduğu LGS hızlı son tekrarı göstermek istiyorum sana. Burada gerçekten eşsiz bir set hazırladık senin için. Neden eşsiz diyorum? Çünkü bir, ilk başta LGS Türkçe son tekrarla başlıyor. Az önce anlattığımız konularla alakalı net sınava uygun soruların olduğu, yarışma sorusu, şifre oluşturma sorusu gibi. Bu videolarla uyumlu mu hocam? %100 uyumlu. Bak, bunun Türkçesi var, İngilizcesi var. İngilizce direkt sınava uygun bir şekilde yine İngilizce üst başlıklarla. Din, kültür, ahlak bilgisi. Matematik zaten EFSO. Tamamen sınava uygun, sınavda %100 karşına çıkacak soru tipleriyle barındırılmış efsane bir kitap. Fen bilimlerini anlatmak istemiyorum çünkü gerçekten çok sıkılıyorum. Harika oldu direkt sınavda çıkabilecek şekilde. İnkılap tarihini anlatamam çünkü kelimeler yetmiyor. Kelimeler yetse anlatacağım ama yetmiyor. Burada yine taktikler var. Ve geliyoruz denemelerimize. Denemelerimizde 1... 2, 3 tane. 3, 2, 1 diyoruz, işi bitiriyoruz. Ve artık sınava bomba gibi giriyoruz Sonuç'um. GSM de yeni tarz mı hocam? Tamamen yeni tarz Sonuç. Bak hepsi yeni nesil. Ve bak aynı örnek sorularda olduğu gibi üstte bir bilgi var. Uzun bir paragraf, görselli soru ve infografik sorular tamamen yeni tarz. Zaten artık bizim kitaplarımızın hiçbirinde eski tarz soru yok. Hem tostlarımızda, ha hocam ben bunları zaten aldım ama benim hedefim çok yüksek diyorsan kusura bakma ama senin hedefin o zaman derece. Hedefin derece ise de yani Galatasaray, Kabataş, Fen Liseleri istiyorsan da bu biraz daha kallavi soruların olduğu bu denemeleri çözmen lazım. Valla işin zor biraz çünkü sorular çok zor ama yine de başarılar diyorum. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap, yorumları yollat olmuş. Şimdiden sınavda başarılar. Hepsini doğru yaptığın zaman haberleşelim. Mutlaka yorumlara at, tamam mı Tonguç'um? Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Türkçe fen matematik. Bunları çoktan hallettik. İnkılap din, İngilizce hepsini bitirdik. LGS gelsin şimdi, çekiverelim fişini. Haydi artık bitirelim şu fen lisesi işini.